Kanal Fırat ve Kanal 23 ekranlarına yeni bir ortak yayına hoş geldiniz sayın seyirciler. Bugün Kanal Fırat'tan haber spikeri arkadaşım değerli Furkan Dilaver ile çok önemli ve değerli bir konuğu ağırlıyoruz. Konuğumuz yeniden Refah Partisi Kurucular Kurulu üyesi Sayın Ahmet Akman bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Efe Hanım. Sizler de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Başkanım sizler de hoş geldiniz. Efendim konuşacak çok konumuz var. İsterseniz hemen başlamak isteriz. Şimdi bizler sizlerin Elazığlı olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda siyasi kimliğinizin yanında bir iş insanı kimliğinizin olduğunu da biliyoruz ama öncelikle soralım Ahmet Akman kimdir desek kendinizi nasıl tanımlarsınız? Evet. Öncelikle bir selamlaşma konuşması yapmamıza fayda mülahaz ediyorum. Elazığ'ın Sultan Alparslanlarınız, Selahaddin Eyyubilerini, Sultan Fatihlerini ve Sultan Abdülhamit Han Hazretleri gibi çocukları doğuran analarımız ve aksaçlı ninelerimiz, Elazığ'ımız kardeneleri olan kadınlarımız ve kızlarımız, Elazığ'ın yiğit gençleri olan Akıncıları, Alperenleri ve Lükücü gençlerimize, yine Elazığ'ın sahip olduğu Harput hafızasını dünden bugüne taşıyan beyefendilerimiz ve gakkoşlarımızı selamlayıp saygı, sevgi ve muhabbetlerimi iletmiş olayım. Teşekkür ederiz. Bu vesileyle Kanal Fırat, Kanal 23 ve Kanal Fırat gene yayın yönetmenimiz Arif Bey'e ve Zeki Bey'e ve kanal yönetimine şükranlarımı sunmak istiyorum. Ahmet Akman, daha önceki programlarda söylemiş olduğumuz gibi 1961 Elazığ doğumluyuz. İlkokul, ortaokul, lise, üniversiteyi Elazığ'da bitirdim. 1987'den itibaren çok uluslu firmalarda mümessillik, bölge müdürlüğü ve satış müdürlüğü yaptık. Daha sonra 1993'ten sonra kendi firmalarımızı, ARGE firmamızı, üretim, İHA teknolojileri, ilaç üretimi gibi inovasyon ürünlerini üretip hem yurt içinde hem de yurt dışına satan bir firmanın genel müdürlüğü görevini yapmaktayız. Ve aynı zamanda yönetim kurulu başkanlığı yapmaktayız. Evet. 2018'de yeniden Refah Partimizi kurarak ülkemizin, daha doğrusu önce Elazığ'da olduğumuz için Elazığ'ın problemlerini ve ülkemizin problemlerini çözme noktasında çalışmalar yapmaktayız. Evet. Evet. Efendim. 2023 seçimlerinde bir adaylığınız söz konusu değil, aday olmadınız ama gerek Elazığ için, gerek de ulusal çapta, ülke genelinde projeler hazırlıyorsunuz. Aday olmamanıza rağmen, bu aslında pek siyasette görülmüş bir şey değil. Genelde adaylar çalışır, aday olmayanlar pek böyle şey olmazlar, aktif bir şekilde çalışmalarını sürdürmezler. Sizin siyasetteki beklentileriniz, hedefiniz vesaire nedir bu noktada? Şimdi tabii siyaset belirleyen uzun sadece milletvekili değil yani. Bir defa bunu çok iyi bilmemiz lazım. Yani siyaseti milletvekilliği seviyesine algılamak aslında hem seçmen nezdinde hem halkı nezdinde hem de siyaset kültürü açısından doğru bir şey değil. Şimdi ben kendi şahsıma örnek vereyim. Biz Yeniden Refah Partisi'nin kurucu üyesiyiz. Aslında Yeniden Refah Partisi'nin yetkili organlarıyız. Şimdi bu vesileyle biz milletvekilinin daha ziyade karar alıcı mekanizmalarda görev almak daha önemli. Çünkü problemi çözen milletvekilleri değil, partinin karar mekanizmasına siyaset oluşturan hem bu siyasi konular, hem ekonomik konular, hem sanayi ve kültürel konular hep burada programlanır ve iktidara geldiği zaman buradaki yapı karar verir. Şimdi biz milletvekillerinden ne istiyoruz? Yörenin bulmuş olduğu yörenin problemlerini tespit etmesi ve uygun bir iletişim diliyle bizlere iletmesi. O nedenle bir partinin kurucular kurulu üyesi olması veya projeler hazırlaması aslında o şehrin en büyük gücü o. O nedenle siyaseti böyle okumak lazım. Yani işin özeti şöyle diyelim. Milletvekilinin daha ziyade biz partinin karar alıcı mekanizmalarında proje üretmek, bu projenin hayata geçmek konusunda stratejik bir konumda bulunmak istiyoruz. Hı hı. Yani milletvekili ne yaparsa yapsın ilçede. Ve o nedenle çalışıyoruz. Bakın biz bu mutfakta biz Yeniden Refah Partisi olarak yıllık iktidara gelen 150 milyar dolar bir kaynak paketi oluşturuyoruz. Şimdi bu aslında 20 yıllık bir çalışma. Şimdi bunu hazırlamak mı çok önemli yoksa milletvekili olmak mı önemli?
Şimdi Elazığ'ın problemini böyle çözeceğiz. Şimdi muhtemelen önümüzdeki saatlerde Elazığ'ın problemini çözecek projelerimiz ve bu projenin detaylarını anlatma fırsatı bulacağız. Niçin bu kadar önemli? Onu konuşacağız. Biz şu anda bu 150 milyar doları 200 milyar dolara nasıl çıkarız? Onun gayretleri içerisindeyiz. O nedenle siyaseti böyle okumak lazım. Siyaset nedir? Halkın derdine şifa, dermanına sadır olacak her şeyi yapmak lazım. Bu konuda tabii gerçekten çok yoğun çalışıyoruz. Yani genel merkezde daha çok ağırlıklı çalışmalarınızı yapıyorsunuz o yüzden. Genel merkez derken Elazığ'ın temel problemlerini de çözme noktasında tabii ciddi anlamda çalışmalarımız var. Mesela bakın şu 81 ilimizde 681 proje var. Bunu inşallah 1200'e çıkaracağız. Bunun içinde ulusal projelerimiz var hem de Elazığ projeleri var. Bakın ben size şunu göstereyim. Şimdi anlatacağız inşallah. Sıvı gübre entegre linyetten sıvı gübre üretim projemiz. Bakın bunu yakınlaştırabilir miyiz arkadaşlar? Arkadaşlarımızdan rica bunu edelim. İnşallah Elazığ'da bunu gerçekleştirecek. Bakın bu proje bizim kaynak paketlerimiz var. Burada 3 milyar dolar gelirimiz olacak. Bu sıvı gübre üretimi yapılacak Elazığ'da. Tabii ki. Bunu anlatacağız inşallah. Bakın bu bir kısmı Elazığ'ı ilgilendiriyor. Bakın daha önemli. Mesela biyoteknoloji gireceğiz biz. Bakın. Yakınlaştır mısın? Bakın projeye hazırlanan Ahmet Akman. Yardımcı oluyorlar. Bu Türkiye'nin yakın coğrafyası. Özellikle İran, Irak, Suudi Arabistan, Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya'da biyopestisit üretimi. Bakın bunun yani kurulum maliyeti aşağı yukarı 100 milyon dolar ama katma değerisi 4 milyar dolar. Bakın bunları biz, bakın bu projeleri biz hazırlıyoruz. Bu Elazığ'ın gücü budur. Yani diyorsunuz hizmet etmek için sadece milletvekili olmak yeterli değil. Milletvekili olmasanız da genel merkez nezdinde alacağınız görevle de hizmetin alası yapılabiliyor. Bakın bir şey daha söyleyeyim. AK Parti'ye biz bu mutabakat metni imzaladık değil mi? Burada kaç madde var? 30 madde var. Bakın bu 30 maddenin 4 tanesini söyleyeyim ben. 1. Üretim, istihdam ve ihracat ekonomisi uygulanması. Bu bizim görüşümüz. Genel Başkan bunu benimsedi. Bu parti politikası haline getirdik. 2. Enerjide yeni kaynak, yerli kaynakların kullanılması. Biz güneş enerjisinden 380 megawatt bir potansiyel. Bu bizim projemiz. Bunun bakın kaynak paketlerimiz de var. Buradaki değer 20 milyar dolar. Bir şey daha söyleyeyim. Bakın çok önemli bir şey. Madenlerimizin cevher olarak yasaklanmasını yasaklıyoruz. Bunun yerine katma değerli inovatif ürünler üretip yurt dışına ihraç edeceğiz. Bununla daha önceki Elif Hanım'la programımıza yaptık. Biz kromu 210 dolara satıyoruz tonunu. Ama paslanmaz çelik olarak 60 bin dolara ithal ediyoruz. O nedenle biz bu ürünün cevher olarak yasaklayacağız. 60 bin dolarlık mümkünse inovasyonla belki 100 bin, 150 bin dolarlık ürünler üreteceğiz. Bunu dışarı satacağız. Bunun katma değeri Elazığ'a gelecek. O zaman zenginleşeceğiz. Refah ve huzur gelecek. O zaman Elazığ dışarıdan yardım alan bir şehir değil. Türkiye'nin her iline okul yapan, yardım eden, affedersiniz yardım eden, deprem konutlarının bir haline getireceğiz. Hedef bu. O nedenle bu çalışmaları, şimdi bunları milletvekili yapamazsınız. Ama genel merkezde bunu politikale getirip, devletin politikası haline getirdiği zaman, burada tabii Elazığ, özelde, genelde de ülkemiz zenginleşecektir. O nedenle siyaseti böyle okuyorum ben. Peki efendim, hazır mutabakat metni demişken Cumhur İttifakı ile ilgili de sormak isteriz. Şimdi Yeniden Refah Partisi zaman zaman iktidarın politikalarını da eleştiren bir partiydi. Ama bu süreçte Genel Başkan Sayın Erbakan dedi ki biz Cumhur İttifakı'na destek vereceğiz. Siz bu desteği nasıl yorumluyorsunuz Kurucular Kurulu üyesi olarak? Ayrıca seçimlerde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde ve Cumhur İttifakı olarak mecliste güçlü olunması halinde Yeniden Refah Partisi'nin durumu, pozisyonu ne olur? Nasıl öngörüyorsunuz? Şimdi tabii şöyle, biz 2018'de partimizi kurduğumuz zaman 3 tane kırmızı, yani 3 tane anayasa ve 3 tane umde bıraktık. 1. Yapılan iyi şeyleri, milletin menfaati olan iyi şeyleri, iyi uygulamaları takdir edeceğiz. Bu önemli konu. Ya birileri kim yaparsa yapsın,
ister bunu AK Parti yapsın, ister Cumhuriyet Halk Partisi yapsın, ister MHP, hiç fark etmez. Bu milletin menfaatine, özellikle Elazığ'ın menfaatine yapılan bir şey varsa bunu takdir edeceğiz. Burada bir defa çok ne? Bu bizim genel başkanımızın ve partimizin ana misyonu. İki, yanlışları düzelteceğiz. Yanlış uygulama var, düzelteceğiz bunu. Yani bununla ilgili belki onlar da sayabiliriz. Üçüncüsü, eksiklikleri tamamlayacağız. Şimdi bu üç kurala uyduktan sonra biz her partiyle çalışabiliriz. Şimdi biz AK Parti'ye bu mutabakat niye yaptık? Bakın, dedik ki üretim, istihdam ve ihracat ekonomisine geçeceğiz. İki, yurt dışından bir dolar borç almadan mevcut faizleri kapatıp ana parayı ödeyeceğiz. Nasıl ödeyeceksiniz? Borçlanmayı ödeyemezsiniz. Denk bütçe işte, mi oluşturacaksınız? Evet, bakın kaynak üretiyoruz. Zaten 150 milyar dolar hazır. 150 milyar dolar ne kadar der Furkan Bey? 2 ile çarpın. Evet. 3 trilyon TL değil mi? Türkiye'nin şu anda faiz ödemesine kadar bu yıl 2023'te ne kadar biliyor musunuz? 450 milyar TL. Nasıl ödeyeceksiniz bunu? Borçlanarak ödeyemezsiniz. İşte biz geldiğimizde bunu 450 milyar TL faize göndereceğiz. Geri kalan 500 milyar TL'de ana para vereceğiz, ana para azaltacağız. Geri kalanın 2 trilyon TL'yi de bir, acil olarak, bakın ne dedik burada? Çalışanların ve emeklilerin minimum yoksulluk sınırı altına ücret vermeniz lazım. Ne demek yoksulluk sınırı? Şu anda 33 bin TL. Yani 33 binin altında değil, en azından yoksulluk sınırı kadar ve üzerinde bir ücret nasıl vereceksiniz? Ya bunu borçlanarak yapacaksınız veya varlıklarını satacaksınız veya kaynak üreteceksiniz. Evet. Peki biz bunu yaptık mı? Vallahi yaptık. 74'te yaptık. 97'de 54. hükümetimiz zamanında yaptık. Biz gelir gelmez bağ kurulların, çalışanların ve emeklerin %300, %400 zam yaptık. İnsanlar hem gelir arttı, aynı zamanda enflasyonu düşürdük. Aynı zamanda enflasyondan dolayı da gelir arttı, ya alım gücü. Bunu yapacağız. Şimdi bakın burada yaptık. Bunun altına AK Parti imzaladı. İktidara geldik, uygulamadı. O zaman vatandaşa diyeceğiz, kardeşim bak AK Parti'ye biz mutabakat yaptık. Bunu yapmıyor. O zaman kendileri düşünecek. Peki daha ne yapacağız? Denk bütçe yapacağız. Borçlanma nedir ya? Açık nedir yani? Bütçe yapıyorsun 4 trilyon TL, açık veriyorsun 2 trilyon da. Böyle bir bütçe mi olur? Yani bunu aile bütçesi de yaparsın. Ve biz bunu yapacağız iktidara geldiğim zaman. Yani, yani şu andaki Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı olduğu zaman ve biz de bu partinin ya ittifak yapan bir unsur olarak bunları kontrol edeceğiz. Denk bütçe yapacağız. Bu bir tek merkez hükümette değil. Yerel belediye başkanlarımız da asla 1 lira borçlanamayacak. Bütçe ne kadar kardeşim? 10 lira. Yatırım ne kadar? 20. O zaman en az 10 lira kaynak üreteceksiniz. Üretmiyorsanız olmayacak bu iş. Bu iş hep borçlu olacak bir şey değil ki. Çünkü borçlanma vatandaşın fakirleşmesi demek. O nedenle bunun kadar. Bakın bunun altına yapmış. İlave vergi koymayacağız. Çiftçi, esnaf ve üreten kuruluşların faiz borçlarını silinecek. Nasıl yapacaksınız? Kaynak üreterek yapacaksınız. Şimdi 150 milyar dolar hariç, 200 milyar dolar çıktığı zaman ne yapar? 4 trilyon TL. Bugün Türkiye'nin bütçesi ne kadar? 4.6 trilyon TL. En az bütçe kadar kaynak üretiyorsunuz. Aynen. Ve bu artarak devam edecek. Bunun nasıl olduğunu bakın sırf Elazığ projelerinde bile göreceksiniz. Hı hı. Evet. Biz o nedenle şimdi bunu Millet İttifakı kabul etmez. Niye? Başka maddeler de var. Ailenin bütünlüğün korunması. E yapmaz bunu. E tarımsal kotalar nasıl kaldırılacak? Bu bağımsız bir ülke olur. Bakın biz istediğimiz yerde pancar ekemiyoruz. Hı hı. Ekebiliyor muyuz Furkan Bey? Ekemiyor. Bunu kim kaldıracak? Bunu ancak biz kaldırırız. Eğer siz borçlanmayla ekonomiye kota da getiriliyor. Nasıl efendim? Kota da getiriliyor. Hı hı. Evet. Pancar üretimi. Zaten biz kotaları kaldırıyoruz. Bakın koymuşuz. Bunu AK Parti imzalamış. E Sayın Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı o zaman. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı'nın en büyük özelliği verdiği sözü yerine getirmek değil mi? Ve bunu yapmak zorunda. Yani İnşallah şey de olur. Çok özür dilerim. Evet. Konuyla alakalı olduğu için. Elazığ'daki şeker fabrikası da bunun özellikle paketleme kısmı vesaire özelleştirilmişti geçtiğimiz aylarda. Elazığ mı? Evet, Elazığ'daki şeker fabrikası. İnşallah o da tekrar özelleştirmeden alınır. Çünkü burada esnaflar ve vatandaşlar çok ciddi anlamda zorluklar yaşadıklarını hem esnaf odaları başkanları canlı yayınlarımızda defalarca ifade etmişler. Artı pancar üreticilerinin de çok büyük sıkıntısı yani. Şimdi bakın şeker fabrikası Türkiye'deki yapılan şeker fabrikasının büyük kısmını 74 ile 80 arasında milli görüş. Erbakan hocamızın kurduğu şeker fabrikaları. Şimdi şeker fabrikası deyip geçmeyin. Tabii.
Şimdi bir de bak, kotalar kaldığın zaman su da problem. Evet, bakın hepsi zincirin halkası gibi aslında. Şimdi biliyoruz ki şeker fabrikaları ham maddeye yakın yerlerde kurulmak zorunda. Şimdi Elazığ'da var. Elazığ'da belirli bir dönem müthiş bir üretim var. Müthiş bir fabrikada bir çalışma var. Ama sonrasında işte suyun olmaması, başka ürünlere üreticilerin yönelmesi, sonrasında işte şeker fabrikalarının kota koyması, sonrasında özelleştirilmesi, bunlar hep bir zincirin halkası gibi birbirini tetikleyen şeyler. Şimdi bakın, tüm şeker bunlar... fabrikası sadece şeker üretmiyor. Şimdi siz pancar üretiyorsunuz. Küspe, evet. Üretici oradan kazanıyor. Şeker geliyor. Pandemi döneminde biz etil alkol üretebildik mi? Hepsini ithal etmek zorunda kaldık. Evet. Kolonya üretemedik, biliyor musunuz? Şimdi etil alkolün en büyük üretim yeri şeker fabrikaları. Biz eskiden ihraç ederdik. Şimdi şeker fabrikaları üretimi azalınca etil alkol üretemiyorsunuz. Şimdi Elazığ'da, bakın Elazığ'da 150 bin baş büyükbaş hayvan vardı. Hı hı. Şu anda 5 bin. Niye? Çünkü vatandaş pancar üretiyordu. Küspesini alıyordu. Yapıyor. Küspesi hayvanı besliyordu. Bakın, küspe deyip geçmeyin. Karbonhidrat, yani hayvan beslenmesinde karbonhidrat çok önemli bir şeydir. Melas üretiyorsunuz. Peki şimdi biz mesela yem fabrikası pelet yem üretiyor, değil mi? Melas olmadan üretemezsiniz. Şimdi melası dışarıdan ithal ediyorsunuz. O nedenle şeker fabrikası sadece bir şeker fabrikası değil. Hı hı. Eskiden bizim şeker fabrikamız 8-9 ay çalışırdı. Hı hı. Şimdi 2 ay çalışıyor. Bir şey daha söyleyeyim. Elazığ şeker fabrikası aynı zamanda sözleşmeli besip projelerimiz vardı. Bizim hayvancılığımız en büyük büyümesi nedeni de buydu. Şeker fabrikası destek oluyordu. Yani proje vardı. Vatandaş da şeker fabrikası verdiği teşviklerle hayvan besliyordu. O nedenle hı, şeker fabrikası sadece şeker fabrikası değildir. Hı hı. Biz geldiğimiz zaman, kotalar kalktığı zaman maksimum oranda pancar üreteceğiz, maksimum oranda şeker üreteceğiz ve maksimum oranda şeker ihraç edeceğiz. Ve buna bağlı hayvancılığımız ve endüstriyel sanayimiz artacak. Şimdi siz etil alkol sadece kolonyaya girmiyor ki, etil alkol sanayinin her alanına giriyor. Tabii ki. Öyle değil mi? Kozmetikte bile kullanılmıyor, evet, yani. Etik o nedenle şeker fabrikası konusu bu. Bilmiyorum, açıklayabilir miyim? İnşallah şey olur. Yani buradaki kota kaldırılır, fabrikadaki özelleştirmeden bakın vazgeçilir. Bakın bizi, bakın ya Furkan Bey. Mutabakat mektubu var görüşün, ama. Milli görüşün söylemiş olduğu her şey kanundur. Biz şimdiye kadar hiç aldanmadık, aldatmadık. Bizi AK Parti de aldatamaz. Biz daha AK Parti aldatmayız. Peki ben bu noktada bir şey sorabilir miyim? Yani bu kadar net. Mütabakat metniyle ilgili. Evet. Mesela diyelim ki Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Sizde neticede bir mütabakat metniniz var. Ve AK Parti Genel Merkezi sizin bu mütabakat metninizi yok saydı. Ne yapacaksınız o zaman? Vallahi. Taahhüt edilen şeyler vardır illaki de. Şimdi şunu söyleyeyim. Ya olabilir mi ya da böyle buradaki bir şey? AK Parti sempatizanları, seçmenleri şunu duysun. Bunlar hepsi Elazığ'ın ve ülkenin menfaatine. Biz aldatılacak hiçbir parti siyasi görüşü temsil etmiyoruz. AK Parti'nin burada bu maddelerden geri cayabilme ihtimali ben sıfır görüyorum. Hmm. Aynı Allah zamanda... uzun ömür versin Sayın Cumhurbaşkanımıza. Hı-hı. Cumhurbaşkanımız da bunu imza atmışsa bunu yapamam diyemez. Sonuçlarına katlanırlar. Ne diyeyim yani? Yani meclise girmeniz halinde bir nevi bu mutabakat doğrultusunda denetim mekanizmanız da olmuş mu olacak Cumhur İttifakı içerisinde? Bakın size bir şey daha söyleyeyim. İnşallah biz eşik değeri açacak bir oy oranını alırız. Eşik değeri açacak bir milletvekili oranına kavuşuruz. Bu benim Ahmet Akman şimdi şahsi görüşüm. Ve ben bu şahsi görüşümü genel merkezime yazılı olarak da ilettim. Genel başkanıma, ilgi genel başkan yardımcılarına, başkanlık divana ilettim. Bakın, milli görüşün en büyük marifeti bir başarı hikayesi yazması lazım. Biz eğer yeterli oyu alırsak, eşik değeri aşarak bir oyu alırsak, yeterli sayıda milletvekili çıkarırsak, benim bu şahsi görüşüm, ben bunu yazılı olarak, çünkü her şeyi ben yazılı yapmak zorundayım. Biz iki konuda elin taşın altına elimizi koymak zorundayız. Bizim şu anda Türkiye'nin en büyük problemi, yıllık 35 milyar dolarlık bir cari açık var enerjide. Biz şu anda en iddialı olduğumuz konu enerji. Doğan Aydal hocamız bugün Türkiye'nin en nitelikli akademisyeni, aynı zamanda Erbakan hocamızın müsteşar yardımcısı, bizim de ARGE'den sorumlu genel başkanımız, İstanbul 1. bölge Erbakan Sayın Genel Başkanımızın 2. sıradaki adayımız. Enerji konusu inşallah bize tevdi ederler, gireriz biz. Hı hı. Enerji problemi yüzeyiz hallederiz. Tarım ve ormancılık ve su,
O da çok nitelikli insanlarımız var. Ahmet Akmamak'la ben de bu konuda çok yeterliyim. O nedenle tarım, hayvancılık, tarım ve orman, enerji konusunda bu iki alana bizim taşın altına el koymamız lazım. Buradan yapacağımız başarı hikayesi, enerji problemi çözersek, ki çözeceğiz bunu %100, tarım ve hayvancılık ve su problemini, sulama tüm Türkiye'deki GAP projelerimiz dahil, Elazığ'ın ovalar dahil, bunu çözdüğüm zaman biz inanıyorum ki bir dahaki seçimimize tek başımıza iktidara geliriz. Bu çok net. Yani kaçınmayız. Mesela şu anda Cumhur İttifakı'nın bir ortağı var. Mümkün olduğu kadar icraattan kaçınıyor. Risk almak zorundasınız. Çünkü milletin problem çözülmesi gerekiyor. Bunu nasıl çözeceksiniz? İki şeyle çözeceksiniz. Bir, nitelikli bir insan beşeri sermayeniz olacak. Bu bizde var elhamdülillah. İki, risk alacaksınız. Çalışacaksınız. Bunu da yapacağız. Eğer biz burada başarı hikayesi zaten yazamasak, bizim geleceğimiz çok parlak olmayabilir. O nedenle biz muhakkak buradan bir başarı hikayesi yazmak zorundayız. Ve bunu Türkiye model yapacağız. Nasıl ki Elazığ'daki projelerimiz ülke için bir model olacaksa, ülke çapında yapacağımız bu model muhtemelen bizim önce yakın coğrafyamızda, daha sonra dünyada bir model olarak gelecektir ve insanlığın huzuru için çalışacağız yani. Hı hı. O nedenle risk almayacağız. Biz eşik değeri aşarsak oyda. Eşik değer dediğiniz, yani yüzde ya, baraj problemi söyle, yok. Evet. Yani %7'nin yani üzeri. Ben hekimim. Hı hı. Şimdi bir ağrı eşik değeri vardır. Siz belli bir noktaya kadar ağrıya dayanamazsınız. Ondan sonra dayanırsınız. Hı hı. Şimdi bunlar zaten rakamla ilgili. Eğer Elazığ halkımız, Elazığ'da bizi birinci parti yaparsa, ülkede de hatırı sayılır, eşit değer bir milletvekili çıkarsak, biz bu riski alacağız. Riski alacağız. Çünkü belli bir milletvekili ve oy potansiyelimiz olursa, Sayın Cumhurbaşkanımız da bizim bu talebimizi kesinlikle yerine getirecektir. Çünkü bu iki problem çözemiyor kendileri. Yani AK Parti'nin şu anda insan kaynağı bunu çözemiyor. Zaten bizim gücümüz hem Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar başkan yapacaktır, hem de icra konusunda, yani hükümetin veya kurulacak parlamentonun bakanlık kurulunun aktif olabilmesi için bizim gibi geçmişte çok büyük başarı hikayeli olan hem kamuda hem özel sektörde hem de ahlaki olarak gelişmiş olan insanlarımız var. Kendileri de isteyecek. Çünkü bu problemden kurtulmak istiyorlar. Yani o zaman şunu diyebilir miyiz? Evet. Sayın Cumhurbaşkanı'nın başkan olması halinde kurulacak Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yeniden Refah Partili bakanların da ya da ona yakın insanların bakan olabileceğini de söyleyebilir miyiz? Bakın burada kriteri tekrar söylüyorum. Yanlış anlamasını istemem. Bir eşik değeri aşacak derecede bir oy potansiyelimiz. Zaten bu vatandaş bize niçin oy verecek? Benim bu problemi çöz diyor, öyle değil mi? Mefhum muhalifini okursak. Eğer siz bu vatandaşın talebini yerine getirmezseniz bir dahaki sefere sizin için oy versin. Bu benim şahsi düşüncem. Ben bunu hem sözlü olarak hem yazılı olarak genel merkezimize ilettim ben. O nedenle bu benim Ahmet Akman şahsi görüşüm. Muhtemelen genel başkanımız ve icra kurulumuz ve başkanlık devamımız böyle düşünecektir. Peki. Evet. Anladım. Evet. Bununla birlikte Elif Hanım'a destek olması açısından yani bakanlık dağılımında yeniden Refah Partisi'ne bir bakanlık kontenjanı verilir mi? Hayır. Tamam. Ya öyle bir pazarlık olmadı. Tamam. Çünkü biz hiçbir pazarlık içerisinde değiliz. Bizim problemimiz ilkeler konusunda AK Parti'yi bu ilkeler manzumesine çekmekti. Ve biz bunu gerçekleştirdik. Tamam. Şimdi malumunuz... Bakın gübre fiyat, mazottan vergi alınmaması. Şimdiye kadar AK Parti bunu yapabilir mi? Yapamadı. Bakın gübre fiyatlarının %50. Tarımsal en büyük problemi. Bunu yaptı. Bakın imza attı buna. Bu çocuk oyuncağı değil ki. Yani bu sokaktaki herhangi bir insan değil yani. Bu 22 yıldır Türkiye Cumhuriyeti yöneten bir partinin genel başkanı, aynı zamanda başkanımız, cumhurbaşkanımız. Devletin başı. Hı-hı. Öyle değil mi? Tabii. Artı peki karşısında da milli görüşün temsilcisi olan Yeniden Refah Partisi ve bir Erbakan markası var. Yani bizim aldanmak veya aldatmak gibi durumumuz olamaz. Bizi hiç kimse aldatamaz. Yani ne iş hayatında neyse öyle bir şey olmuş olsaydı bugün bir sürü terör örgütleriyle anılan partiler var değil mi? Hepsi aldattılar mı? Aldattılar değil mi? Peki Erbakan hocamızı niye aldatamadılar? Çünkü milli görüşün böyle bir siyasi hafızası var. Çünkü bu dava peygamberler davası. Siz bir peygamberi aldatamazsınız. O peygamberin temsilci olan alimleri ve siyasi temsilcilerini de aldatamazsınız. Çünkü kaynağı, kaynak belli yani.
O kaynaktan beslenen insanların zehirli bir su içmesi, enfekte olabilme ihtimali sıfır. Biz onun için diyoruz, AK Parti'nin şöyle bir faydası oldu, bizimle ittifak yapmasının veya zorlamasının. Şimdi onlar dediler ki biz gömlekleri çıkardık. Şimdi bak bu deri, deri olması tüm enfeksiyonları açık haline gelsin biliyor musunuz? Bir gün sonra her taraf yara bere içinde olur. Ama Allah'tan bu sizi koruyor. Şimdi Milli Görüş gömleği de insanları her türlü hastalıktan koruyan bir şey. Her türlü siyasi ahlaksızlıktan, rüşvetten, yolsuzluktan, adam kayırmadan, adaletsizlikten. Şimdi biz de onlar diyoruz kardeşim bu bir fırsat. Geldiniz, biz inşallah onlara tekrar o gömleği giydireceğiz. Hem bu Sayın Cumhurbaşkanımıza, hem bakanlarına, hem milletvekillerine. Zaten seçmemiz hepsi Milli Görüş gömleği giymişler. Tekrar giydireceğiz, tekrar o sağlıklı duruma Türkiye'yi üretim, istihdam ve ihracat noktasına getireceğiz yani. O zaman şu an sağlıksız bir durum mu var? Tabii. Yani iktidarda, yöneticilerde. Ya bakın siyasi olarak bir, yani ben anlamıyorum. Yani AK Parti veya kuruluşunda biz bu gömleği çıkardık demek çok büyük bir hataydı zaten. Anladım. Tamam. Şimdi zaten AK Parti'nin bugün olumsuzlukla anılmasının en büyük nedeni bu gömleğin çıkmasından kaynaklanan bir şey. Peki biz kendimizi nasıl koruduk? O gömlekten dolayı koruyoruz. Biz niçin ahlaklıyız? Niçin aldatmıyoruz? Niçin zina yapmıyoruz? Niçin rüşvet almıyoruz? Hep bundan dolayı. Ama bunu sadece bir partiye bağlamak da çok doğru olmayabilir. Yani sanki sadece yine Refah Partisi ahlaklı, diğerleri ahlaksız gibi bir algı da ortaya çıkmasın yani. Hayır ben öyle bir şey demedim. Bakın Milli Görüş, Elif Hanım daha önceki programı söyledik. Milletin tamamı Milli Görüşçü olarak biz kabul ediyoruz. Problem de şeyiz. Fark ne? Bir, bizim gibi farkında olanlar, bir de sırasını bekleyenler. Biz icraatlarımızla bunun böyle olması gereken vatandaşı ikna etmek zorundayız. Biz 89-94 belediyelerini aldıktan sonra niçin 97'de %21, 96'da %21 oy aldık? Biz zaten iktidara geliyorduk. AK Parti nasıl iktidara geldi? Milli Görüş'ün mirası, yerel yönetimlerdeki ve 57. hükümetteki başarısından dolayı vatandaş şunu gördü. Bize ne diyorlardı? Bunlar takunyacı, bunlar gerici, öyle değil mi? Bunlar sanayiden, teknolojiden anlamaz, sanat kültürden anlamaz. Ama bizim icraatlarımız, öyle değil mi? Devrim yarattık. Bakın biz sadece bir algıyı veya bir zihniyeti değiştirmedik, devrim yaptık. Belediyelerde hizmet odaklı ve sosyal belediyeciliği getirdik yani. Ondan dolayı iktidara geldi. Aha. Bizim tekrar bu yıpranmış olan algıyı düzeltmeniz tekrar doğru lazım. Algıya getirip milletin tamamını bizim cenaha yani bu şeye kucaklayıcı bir siyasette hizmet etmek istiyorsunuz. Yoksa öyle bir şey olabilir mi? Ama şunu diyemezsiniz. Türkiye'de zina var mı? Rüşvet var mı? Var. Var. Yolsuzluk var mı? Var. Var. Adaletsizlik var mı? Var. Peki biz şimdi her partiye siz ahlaksızsınız diyemeyiz ki. O zaman biz şunu diyeceğiz. Biz kendimiz bunu yaşayacağız. Furkan Bey, Elif Hanım siz de bizi göreceksiniz. Diyeceğiz ya bu insanlar ne güzel insanlar. Bunlar kendi problemleri çözmüşler. Yakınlarının problemini çözmüşler. Şehrin problemlerini çözmüşler. Ülkenin problemini çözmüşler. Ve dünyanın problemini çözebilir noktasına getirip Amerikalısını da, İngilizini de, Çinli de, Japonu da bizim kendi görüşümüze getirmemiz lazım. Onların din değiştirmesini istemiyoruz ki. Biz bu zihniyetin insanlara adaletli, huzurun, refahın ve güvenliğin gelmesini istiyoruz. Peki. Ve adil paylaşım. Evet. Efendim, tabii şimdi siz seçim çalışmalarınız kapsamında vatandaşlarla bir araya geliyorsunuz, onlarla görüşüyorsunuz vesaire az çok işte. Ayrıca hani, il teşkilatına da destek vermek üzere şu an Elazığ'dasınız. Tabii şüphesiz. İl başkanımız hakikaten çok öyle şey çalışkan bir il başkanımız var bu arada. Evet. Selam göndermiş olalım. Şimdi tabii neticede önce Türkiye'yi soracağım, ardından Elazığ'ı özel olarak soracağım. Mesela bu ziyaretlerinizde, araştırmalarınızda vesaire milletvekili dağılımı olarak neticede Yeniden Refah Partisi bir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekliyor ama kendi listeleriyle seçimlere giriyor. Bir milletvekili hedefiniz var mı ya da kaç vekil çıkartacaksınız Türkiye genel önce soruyorum. Şimdi ben burada tüm Elazığ halkıma, hemşerilerime şunu söylemek istiyorum. Biz Cumhur İttifakı'na girerek bir defa ülke baraj problemimiz kalmadı yani. Hı hı. Şimdi biz Elazığ'da yıllarca birinci parti olduk Milli Görüş olarak. Bu 1974'ten beri bakın dediler ki bunlar Elazığ'da %1 oy alamaz. Biz 74'te %12 oy aldık ve 2 milletvekili çıkardık. Bu şehirde 91'den 92'den beri hep milletvekili çıkarıyoruz ve birinci partiyiz. 92, 94, 97, 94 belediye seçimleri,
1999 belediye hepsi birinci parti oldu. Elazığ hünkâr mahvilidir. Yani milli görüşün en güçlü olduğu bir ildir. Hünkâr mahvil de bakın çok seçkinci bir şeydir. Hı hı. Hiçbir siyasetçi bir şehri bu kadar onur edemez. Merhum biz diyoruz ki evet. Merhum Erbakan'ın Elazığ için söylemiydi. Yani Elazığ öyle bir seçkinci bir yerdir ki bunun her şeyi çok mübarek bir şeydir ve doğru karardır. Bakın biz şu anda yeniden Refah Partisi'nin MKYK, Merkez Kara Yönetim Kurulu'nda 5 tane arkadaşımız var. Bu ne demek biliyor musun? Toplam MKYK üyelerinin aşağı yukarı %10'u. Genel Başkanımız burada il başkanında dedi ki bu bir problem oldu Türkiye'de Elazığ'da niçin bu kadar fazla? Genel Başkanımız şunu söyledi. MKYK üyelerimizin tamamı Elazığ olsa altına imza atmaktan imtina etmem dedi. O nedenle milli görüş açısından Elazığ önemli bir şey. Şimdi AK Parti'ye oy veren arkadaşlarımız, seçmenlerimiz, hemşerilerimiz, Milliyetçi Hareket Partisi'ne veren hemşerilerimiz, Deva Partisi'ne verecek olanlar, İyi Parti ve Saadet Partisi'ne verecek olanlar, hepsinde bir milli görüş aşkı vardır. Hafızalarında bunlar iyi insanlardır. Bunlar şehrin problemini çözebilir. O nedenle Cumhurbaşkanı'nda, Sayın Cumhurbaşkanı'nda inşallah biz tekrar bir Cumhurbaşkanı yapacağız. Ama oyların tamamının yeniden Refah Partisi'ne gelmesi, bakın bu mutabakat metninin kontrol edilmesi, denetlenmesi ve hayata geçirilmesi, mecliste yeniden Refah Partisi'nin gücünün olmak zorunluluğu var. O nedenle benim nacizane bir talebim ve isteğim. Hı hı. Eğer biz bu Elazığ'ın çalışıyorsak, Elazığ için hazırlanan projeler Elazığ'ın problemini çözecekse ve ülkenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacaksa, ben inanıyorum ki Elazığ tüm seçmenlerimiz bizi ödüllendirecektir. Benim inancım bu. Ve biz birinci parti olacağız inşallah. Peki. Evet. Elazığ'da bir vekil şeyiniz var mı? Hedefiniz. Furkan Bey, biz Elazığ'da birinci parti olmaktan bahsediyoruz. Hı hı. Ya kaç vekil alacaksınız? İnşallah en az iki düşünüyoruz. Olmasını diliyorum ben. Yani bunu tabii ölçmek çok zor. Biz ilk defa seçime giriyoruz. Matematiksel gerçekler de var aslında. Tabii. Hı-hı. Yani bu, ben irrasyonel davranmıyorum. Hı-hı. Bizim bakın geçmişte milli görüşün böyle bir potansiyeli olan bir şehir. Şimdi potansiyeli olan bir şehirde verim olabilir. Yani ortada bir potansiyeli var. Elazığ milli görüşünün birinci olduğu illerden bir tanesi. Hı-hı. Şimdi beklenir ki Elazığ burada yeniden Refah Partisi birinci olsun. Hı-hı. Bu bizim beklentimiz. Ve biz ilk defa seçime giriyoruz. Bir de gerçek anket sandıkta olacak. Bir de orada kendi gücümüzü göreceğiz yani. Hı hı. Ama benim beklentim Ahmet Akman olarak ve yeniden Refah Partisi olarak biz Elazığ'da geçmişte nasıl birinci parti olmuşsak, sandıkları patlatmışsak, 94'te açık ara belediye başkanlığı kazanmışsak ve 99'a artarak devam etmişse inşallah 14 Mayıs'ta da birinci parti olacağımızı ümit ediyorum. Yani o zaman siz şunu ifade ediyorsunuz. Evet. 80-90 binin üstünde Elazığ'dan oy alacaksınız yani. Valla sayısı bilemem ama çünkü iki vekil çıkartacağım dediniz ya. Hı-hı. O yani ortalama ya bu beklentimiz. 90 binin üstü. Yani şöyle bakın. Tahmin ben, bu. Bakın ben bir iş adamıyım. Her şeyi matematiksel ifade etmekte fayda var. İrrasyonel davranmayı sevmem. Milli görüşünde böyle bir şey yoktur. Hayaller bile bizim gerçeklerimizdir. Hı-hı. Ben bunu geçmişteki veriler üzerinden söylüyorum. Hı-hı. Bir öngörü aslında. Tabii ki geçmişteki veriler. Yani geçmişte yaptık. Şimdi niye yapmayalım? Şimdi diyorsun. Bakın biraz sonra projelere değinirsek, hı-hı, Elazığ seçmenlerimiz, tüm halkımız, bunlar Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni dahil, bir kıyaslasın. Hormonlarla düşünmesinler, nöronlarla düşünsünler, akılla düşünsünler, kıyas etsinler ve diğer partilerin, milletvekili adayların kıyaslasınlar. Gerçekten akıl doğru karar verir. Hislerle konuşmaya gerek yok. Hı hı. Çünkü bu durum çok kritik bir şey. Bakın Elazığ'da %35 genç işsiz oranı var. Elazığ'ın %80'i asgari ücretle geçiniyor. Bu bir modern kölelik. Ve biz bunu nasıl çözeceğimizi projeyle anlattık. Ve bugün de anlatacağız. Şimdi seçmen böyle düşünsün. Geçmişte biz sürekli birinci parti olduğumuza göre milli görüş olarak. Buradan da milli görüş olarak birinci parti olabilme ihtimalini öngörmek rasyonel bir yaklaşım. Hı. Bunu söylemek istiyorum. Çok özür dilerim. Araya gireceğim. Yine adaylardan az önce bahsettiniz. Elazığ'daki adaylarınızı nasıl değerlendireceksiniz? Listeleri. Şimdi bakın siyaseti Türkiye'de, daha doğrusu bizim bu medeniyet hafızamızda, biz batılı bir ülke değiliz. Biz biraz lider odaklı siyaset yapıyoruz. Bu ta medeniyetimiz böyle bir şey. Şimdi bizim elimizde Türkiye'nin ve dünyanın tanımış olduğu bir marka var. Erbakan. Erbakan ismi.
2 milli görüş var. 3 adil düzen var. Şimdi bu kadar büyük bir markayı biz yönetiyoruz. Management'ını yapıyoruz yani. Şimdi liderin marka olduğu bir yerde milletvekilinin kim olduğu çok önemli bir şey değil. Çünkü biz milletvekili biraz önce bahsettim. Ya milletvekilinin görevi şu, şehrin temel problemlerini algılayıp bunları bir iletişim dili haline getirip genel merkeze bizlere iletmesi ve bunun bu problemi çözmesi. O nedenle böyle bakmak lazım. Milletvekilinin Ahmet Akman olmuş, Mehmet Cavaş olmuş, Mehmet Han olmuş çok önemli bir şey değil. Önemli olan Yeniden Refah Partisi'nin ve liderinin ve programının seçmen nezdinde kabul görmesi. Öyle değil mi? Yani realite bu. Milletvekilleri realite halkla bu. Sorunların çözümü noktasında genel merkez ve hükümet arasında bir köprü görevi mi görmeli? Evet. Milletvekilin bakın ya milletvekili çok şöyle bir şey yapmayın. Ya milletvekili Elazığ'ın problemi tek başına nasıl çözecek? Kurumsal bir yapı olması lazım. Kurumsal yapı ya icracı nokta kurumsal bir yapacak ve o icracı yapının içerisinde siz Elazığ'la ilgili beklentisi varsa o zaman orada kararcı birisinin olması gerekiyor. Peki. Şimdi ha, bakın Ahmet Akman olarak ben bunu yapıyorum. Bizim genel başkanımız da Fatih Öztek var. Ekonomiden sorumlu genel başkanımız. Elazığlı. Geçmişte Latif Bey'in oğlu. Hı-hı. O da milletvekili yaptı. Hı-hı. Elazığlı. Bakın geçmişte 57. hükümette bizim devlet bakanımız Sacit Günbey, profesör doktor. O da Elazığlı. Ya bu kadar Elazığ'ın gücü olan bir partide Elazığ'ın birinci milletvekili olma zorunluluğu var. Bunu seçmenlerimiz düşünmesi lazım. Bakın Elazığ'ın tüm problemlerini ve öncelikli olarak çözebilecek tek parti şu anda biziz. Bakın diğer partilerin milletvekillerini ve karar merceği, mesela Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, karar alıcı merceğinde bir tane Elazığ var mı? Var. Var. Peki tamam. O yani var. Şey var. Var yani. Yani AK Deva Partisi'nde var. Deva da var. Evet. AK Parti'de, AK Parti'de de var. Tamam peki. O zaman ikinci yani, koyalım. Yok yani real evet. olanı söylüyoruz evet. hocam. Var yani. Evet. Yani her partide de var ama şunda haklısınız. Belki size daha Yeniden Refah Partisi'ne dediniz ki A takımının %10'u Elazığlı. Bir yüzdeye vurulduğunda belki sizinki kadar tabii ki yoktur. Burada 150 milyar dolar projeden bahsediyoruz. Hı-hı. Kaynak paketinde. Evet. Bakın burada şehrimize ait ve ulusal bazda 681 proje var. Hı-hı. Bunun 4 tanesi ve bu ölçek ekonomisi, makro. Hı-hı. Öyle bir okul yapmak 1 milyon TL, 2 milyon TL değil yani. Biz ferrokromu yapacağız, 4000 kişi istihdam edeceğiz ve buradaki minimum ücretimiz 6000 dolar olacak. Bundan bahsediyoruz. Hı-hı. Lütfen. Yani konu çok farklı bir şey. Evet. Konu peki. Çok hayati bir konu. Hı-hı. Yani Elazığ bu eşik değeri bu seçimde aşmak zorunda. Çok hayati bir konu. Hı-hı. Çünkü Elazığ'ın kaybedecek zamanı yok. Elazığ'ın bakın sosyo-kültürel ve ekonomik olarak iflas demeyelim ama çok sıkıntılı bir dönemdeyiz yani. Hı-hı. Bakın Elazığ'ın köyleri, ova köyleri bizim Elazığ'ın kültürünün, Harput kültürünün taşıyıcı omurgasıdır, ana kolonudur. Bugün ovalarımızdaki demografik yapı değişiyor. Folklorumuzun tarzı hı-hı. değişti ya. Niye değişti? Üretim yapamazsanız böyle olur. Hı-hı. O nedenle biz şunu diyoruz. Ürettiğiniz kadar varsınız. Mefhum muhalifinden okunuz, üretmeseniz yoksunuz. Onun için bizi yok sayıyorlar. Ya bugün Elazığ'ın Bingöl'le, Tunceli, hani onlar bizim havzamızda oluyor ama kıyaslaması abeste iştigal. Hı-hı. Yazık günah. Evet. Ama o duruma geldi. Duyuyor onu diyorum yani. Evet. Yani siz bunu yaparsanız çözersiniz. Yani siz biz diyoruz ki kardeşim 5 yıl sonra Elazığ'ın ihracatı 7 milyar dolar olacak. Diğer partiler nasıl açıklayacak bunu? Sizin gibi Elazığ'ın ihracatı yok şu anda açıkçası. 335 milyar doğru dolar. Doğru mudur? Yani mesela siz işte hazırladığınız projelerle diyorsunuz ki hedefimiz Elazığ'ı buradan buraya taşımak. Ülkeyi buradan buraya taşımak ama yani uzun süredir de yayınlar yapıyoruz. Hiçbir siyasi partinin de bu şekilde uzun soluklu bir açıklaması defteri, ya da projesi kitabı yok. Bakın size söyleyeyim. Ferrokrom değil mi? Harputüsü teknoloji yapacağız. Bu şu anda 23 yıllık bir çalışma. Bu sadece benim değil ki bu bir ekip. Hı-hı. Bizim Profesör Doktor Nuri Orhan hocamız vardı. Hı-hı. Bakın o ülkücü kökenlidir. Ben milli görüşçüyüm. Ama icraat konusunda ikimiz de milli görüşçüyüz yani. Bunun gibi onlarca sayayım yani. Bu evet. proje böyle hazırlandı. Bakın bunların hepsinde gece uykusuz gecelerimiz var. Bunların hepsinde. Hı hı. Bunların hepsinde biz kendi maddi imkanlarımızı harcayarak yapmış olduğumuz şeyler var. Bunların hepsi modellemesini yapmak çok zor bir iş.
Evet. Efendim ilk bölüm için son 2 dakikamız yerel kalkınma bir şey söyleyeyim. Modelini bakın, de konuşacağız. Bakın bugün Elazığ ihracatı 335 milyon dolar. Hı hı. Bunun %80'i ne biliyor musunuz Türkan Bey? Hı hı. Kromit, yani krom cevheri ve mermerlerimiz. Yazık günah ya. Bizim bu zenginleşmemiz, fakirliğimiz haline gelmiş. Bunun ne faydası var Elazığ'a? Hiçbir faydası yok. Ben diyorum ki sırf kromdan 1 milyon ton yıllık ücret, paslanmaz çekilecek 5 milyar dolar bu şehire katma değeri getireceğiz. Zaferi kromu kapatsak Elazığ'ın yani şey oranı çok düşmüş olacak. Onu diyorum. Sıfırlanacak belki. Gübre fabrikamız bizim Sivrice. Bitti. Ya orada 220 kişi istihdam ediliyordu. Kapatıldı. Onu yapacağız. Ya hapishane açtılar biliyor musunuz? İşte bunları yanlışları düzelteceğiz. Nasıl? İşte AK Parti'yi de öyle düzelteceğiz yani. Kavga ederek düzeltemeyiz ki bunu. Onun nedeniyle bizim partimizde Yeniden Refah Partisi, Milli Görüş olarak kadrolarımız gerçekten hepimizde, bakın benim sırf Ahmet Akman olarak bunu söylemek zorundayım artık. 7 tane inceleme patentimiz var. Bunlar Amerika'da patente. Ve bunların hepsi ticari değeri var. Ve bu partinin içerisinde belki de en niteliksiz benim. Estağfurullah. Öyle. Estağfurullah. Öyle. Gönülse ki diye genel başkanımızı burada konuşturun. Aradaki farkı kıyaslama açısından. Hem basınımız hem de seçmenimiz. Peki efendim. Evet. İlk bölümün sonuna geldik. Dediğim gibi yerel kalkınmada Elazığ modelini de aslında ikinci bölümde başlayıp sonra devam etmek isteriz. Evet. Kısa bir aranın ardından. Evet, o önemli bir konu. Evet, evet. Ortak yayınımız devam edecek. Kısa bir aranın ardından Kanal Fırat, Kanal 23 ekranlarındaki ortak yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz sayın seyirciler. Televizyonlarını yeni açan izleyicilerimiz için konuğumuzu bir kez daha size tanıtmak isteriz. Değerli arkadaşım Kanal Fırat haber spikeri arkadaşım Furkan Dilaver'le birlikte bugün Yeniden Refah Partisi Kurucular Kurulu üyesi Sayın Ahmet Akman'ı ağırlıyoruz. Efendim ilk bölümde seçimle ilgili Yeniden Refah Partisi'nin dolayısıyla Cumhur İttifakı ile ilgili değerlendirmelerinizi aldık ama biraz daha Elazığ'a ve özellikle Elazığ'ın kalkınması noktasına hazırladığınız projeler var. Onları da kamuoyuna tanıtmak isteriz. Şimdi yerel kalkınmada Elazığ modeli diye bir çalışmanız var. Bu çalışmanın ne olduğunu, nasıl yapılacağını ana hatlarıyla anlatabilir misiniz? Evet. Özellikle bu soruyu sorduğunuz için teşekkürlerimi sunuyorum Elif Hanım. Şimdi tabii bu yerel kalkınmada Elazığ modelinin temel ruhu şöyle bir şey. Biz öyle bir model oluşturalım ki bir bölgede başarılı olsun. Bu başarılı modeli ülkenin tüm bölgelerine yayalım ve burada Elazığ bir marka haline getirelim. Şimdi bu modelin hazırlanması tabii bugünden, dünden bugüne yapılan bir şey değil yani. Bu aşağı yukarı 25 yıllık bir çalışma. Her yıl bunu zaman ruhuna göre bir güncelliyoruz, update ediyoruz. Şimdi yerel kalkınmada Elazığ modelinin 2 ayağı var. Birinci ayağı merkezi hükümette söz sahibi olmak. İki, bunun diğer ayağı yerel ayağı, entegrasyon açısından yerel yönetimde iktidar olmak. O nedenle biz Yeniden Refah Partisi olarak birinci hedefimiz 14 Mayıs'ta merkezi hükümette iktidar olmak. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızı yeniden Cumhurbaşkanı yapmak, mecliste de Yeniden Refah Partisi etkili bir oranla icracı noktada bir başarı hikayesi yazmak. Bu yetiyor mu? Yetmiyor. Ama bunun yanında yerel konular, çünkü yerel yönetimler ve yerel imkanlar ve yerel koordinasyon, oryantasyon ve senkronizasyon açısından yerel yönetim iktidar olmak çok önemli. O nedenle 2024'te de biz Elazığ modelinde yerel yönetimi belediyeye alarak biz bu yerel kalkınma Elazığ modelini inşallah Türkiye'nin gündemine oturtacağız ve 5 yıl içerisinde Elazığ 7 milyar dolarlık bir ihracat potansiyeli oluşturarak bu bir zihniyetten ziyade bir devrim yaratmış olacağız ki bu da tüm Türkiye'de bir model alınacak. Şimdi bu yerel kalkınmada Elazığ modeli nasıl? Bakın bunun 4 tane zorunlu var. 4 tane yerine getirilmesi gereken kural var. Bir, bu modelin başarısının bir beşeri sermayeniz olması lazım. Bu bir insan niceliğinden ziyade nitelikli, akademik aklı olan bir beşeri sermayenin olması. Yoksa bunu yetiştirmemiz lazım. Bunu nasıl yapacağız?
İşte Harput Yüksek Teknoloji Enstitüsü kurarak burada yüksek lisans ve doktora düzeyinde aşağı yukarı ilk 2 yılda 3000 kişi, daha sonra diğer lisanslarla 15 bin kişilik bir eğitim ekosistemi oluşturacağız. Hı hı. Ve burada biz beşeri sermayemizi yetiştirmiş olmamız lazım. Bu niye önemli? Çünkü biz üretim, istihdam ve ihracat yapacağız. Bakın ben üretim deyince Elif Hanım her zaman nitelikli üretim anlayın. Hı hı. İnovasyon, yani siz öyle bir ürün üreteceksiniz ki pazardaki fiyatı siz belirleyeceksiniz. Yani Amerikalısı, İngiliz'i, Japon'u belirlemeyecek. Bugün nasıl Amerikalı ürettiği ürün fiyatını size o dayatıyorsa, biz de öyle ürünler üreteceğiz ki inovatif ürünler, katma değerli, fiyatını biz belirleyeceğiz. Peki bunu nasıl yapacağız? Sanayide çırakla bu iş olmaz. O zaman uluslararası akademik network'e sahip bir akademik aklı bizim üretime enjekte etmemiz lazım. Bunu Harput Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde yapıyoruz. Bu hı hı. birinci ayağı. İkinci, yeraltı zenginlikleri. Şimdi bakın Elazığ bölgemizin, hatta Türkiye'nin en nitelikli madenlerin olduğu bölgelerinden bir tanesi. Nedir bunlar? Bir, başta krom. Dünyanın en nitelikli kromu çıkarıyoruz Kazakistan'dan sonra. Hı hı. İkincisi ne? İkincisi bakırımız var. Bakın maden bölgemize yeni bir maden sahamız oldu. Hı hı. Burada altın, gümüş, kobalt, nikel gibi nitelikli madenlerimiz var. Şimdi ve mermerimiz var, taş ocaklarımız var. Yani taş madenlerimiz var. Ve burada da biz bu cevherin, yani bakın bugün birinci bölümde söyledik, kromu 210 dolara satıyorlar. Bakırı hakeza, mermeri taş olarak satıyoruz. Yani blok olarak hı hı. satıyoruz. Bunların Elazığ ve ülkeye katma değeri katkısı yok. Bakın biz sırtta burada ferrokrom paslanmaz çelik üretim üssünü kuracağız. 210 dolarlık cevheri 60 bin dolara ihraç edeceğiz ve bu kısmı yapacağız. Yani ne demek? Yeraltı zenginliklerimizi verimli halde inovatif ürünlerle hem Elazığ'ı zenginleştireceğiz. Elazığ'ın zenginleşmesi ülkemizin zenginleşmesi demek. Bunu yapacağız. İkinci ayağı, yeraltı zenginliklerinin değerlendirilmesi, ekonomik olarak verimli kullanılması. Şimdi daha ileriki dönemde de diğer madenlerimizi inşallah yapacağız. Hı hı. Bakın biz yarın bu inovasyonu yaptığımız zaman Elazığ'ın madenleri yetmeyecek. Biz bu sefer ne yapacağız? Rusya'dan, yani kuzey bölgelerinden veya Afrika'dan ham madde getirip burada inovatif ürüne çevireceğiz. Hı hı. O zaman burada çok ciddi bir, bakın bizim Körfez'de petrokimya testlerimiz var değil mi? Tüpraş. Ondan çok daha büyük bir maden endüstrisi kuracağız Elazığ'da. Bunu ben hayal edemiyorum. Biz 7 milyar dolar 5 yıl içerisinde yapacağız ama önümüzdeki 10 yıl içerisinde bunun ne kadar büyük bir rakam olduğunu göreceksiniz. Hı hı. Şimdi bu rakam çok büyük gelebilir. Ama rakamla kıyaslarsan, bakın bugün Amerika'da bir bilişim firmasının değeri ne kadar biliyor musunuz? 2.7 trilyon dolar. Hı hı. Türkiye'nin gayri safi milli hasılası ne kadar Furkan Bey? 9 milyar dolar diyorlar. Hı. Aslında reel olarak 700 milyar dolar. Hı hı. Kıyaslamaz açısından. Üçüncü, yerüstü zenginliklerimiz. Bakın bu bölgenin en büyük ovaları, en verimli ovaları burada. Ulu Ova'mız var mı? Hı hı. Kuzu Ova'mız var mı? Vermaz var mı değil mi? Yarımcı Ova'mız. Ve bunları, ovalarımız, nehirlerimiz var mı? Bakın hı hı. Türkiye'nin iki tane büyük nehri var. Biri Fırat Nehri, Elazığ'da oluşuyor. İkincisi Murat Nehri. Üçüncüsü Dicle Nehri'nin başlangıcı Hazar hı hı. Gölü. Peri suyu var, Kara suyu var öyle değil mi? Hı hı. Bakın bunlar Türkiye'nin en büyük nehirleri. Bunlar verime çeviriyor mu? Çevirmiyor. Meralarımız var. Bakın Türkiye'nin en verimli keven ormanları Elazığ'da biliyor musun? Sivrice bölgesinde. Hı hı. Ve burada keven balı var. Şimdi bu nitelikli bir ürünü çeviremiyoruz. Onun için meralarımız var, turizm var, tarih var. O nedenle yerüstü zenginliklerimizle verimi çevireceğiz. Hı hı. Yerel kalkınma Elazığ modeli. Dördüncü de en önemli konuların bir tanesi Elazığ'ın jeopolitik veya jeostratejik konumu. Bu dört unsur bir araya geldiği zaman Elazığ'ın modelini oluşturacağız ve buradan ciddi anlamda beşeri sermayemiz çok yüksek düzeyde akademik akıl artacak. Yeraltı, yerüstü zenginlikleri maksimum şekilde ekonomiye kazandırılıp ürün olarak üreteceğiz. Ve Elazığ'ın jeopolitik ve jeostratejik konumunu daha da güçlendirmiş olacağız. Evet. Tabii, burada yani modelin ayakları bunlar. Anladım. Detaylarına girebiliriz ama bunların her ayağı
bana göre en az bir günlük konferans meselesi. Kesinlikle katılıyorum size. Evet. Burada önemli olan özellikle bu projeleriniz içerisinde eğitim Elazığ için çok önemli. Bir eğitim şehri olsa olabilseydik bir üniversite şehri belki birçok noktada çok avantajlı noktaya gelebilirdik. Örneğin Eskişehir gibi niye olmayaydık? Çünkü Fırat Üniversitesi hakikaten ülkemizin en önemli üniversitelerinden birisi. Ve YÖK tarafından 2 yıl önce araştırma üniversitesi seçilmiş. YÖK tarafından Türkiye'deki 209 üniversite arasında en iyi 17. üniversite olmuş. İşte mühendislik alanında ilk 5'lerde çok başarılı bir üniversitemiz var. Ve siz de diyorsunuz ki biz Harput Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nü de bu şehre kazandırmak istiyoruz. Bunu biraz daha açabilir misiniz? Yani ikinci bir üniversite mantığıyla mı ilerleyecek? Fırat Üniversitesi ile bir bağlantı olacak mı? Yani devamında biz ikinci bir üniversite söylemine geçebilir miyiz bu enstitüyle birlikte? Şimdi tabii enstitü üniversite yönetmenin dışında lisans ve ön lisans eğitim yapmıyor. Yüksek lisans ve doktora. O nedenle üniversitenin üzerinde bir akademik yapısı var. Şimdi Elazığ mühendislik konusunda, üniversite konusunda 17. olabilir. Ama mühendislik alanlarında şu anda Türkiye'de 6. 7. bazen 5. durumda. Bu Elazığ'ın en büyük değeri. Şimdi biz bunu akademik olarak bir üst pozisyona çıkarmamız lazım. Bakın Ankara'nın doğusunda bu tür nitelikli personelimiz yok, insanımız yok. Şimdi biz ferrokromu çelik üretim tesisini kuracağız. Gübre fabrikasını kuracağız. Öyle mi? Öyle değil mi? Biyoteknoloji enstitüsünü kuracağız. Aşı üretim yapacağız. Kimle yapacağız bunu? Yani amele pazarından tuttuğumuz bir insanla bunu yapmayacağız. Ancak yüksek lisans, doktora düzeyinde ve uluslararası atıfta bulunan hocalarla yapacağız. Ve bunu onlar da yapmayacak. Biz burada sanayi yapacağız. Sanayi, üniversite ve özel sektör entegrasyon şeklinde bu üretimi yapacağız. O nedenle behamar bizim Ankara'nın doğusundaki tüm illerin beyaz yakalı ihtiyacını Harput Yüksek Teknoloji Enstitüsü'ne biz bunu planladık, böyle yaptık. Ve bunun yeri de hazırdı. Bakın bizim Kesik Köprü karşısındaki aşağı Demirtaş köyünün önünde 360 dönüm arazimiz vardı. Biz orayı konumlandırmıştık. Ama maalesef bu beton çimento ekonomisiyle orası belediye aldı üniversitenin arazisini. Şu anda orada villalar yapıyorlar. Bu doğru değil. Şu anda villalara başladılar. Yanlış bir karar. Yani şu anda o yanlışı düzeltme şansımız yok. Ama inşallah onun karşısındaki aşağı yukarı 500 dönümlük, pardon 3000 dönümlük bir alan var şu anda. İşletme Fakültesi'nde ve Veteriner Fakültesi'nde olduğu diye. Oraya konumlandıracağız. Evet. Evet. Peki. Yerimiz hazır. Akademik kadromuz şu anda Fırat Üniversitesi'nin bünyesinde bulunan doktor, doçent ve profesör düzeyinde çok nitelikli arkadaşlarımız var. Teknokentimiz var. Buradaki akademik kadroyu koyacağız. Ama ben şu anda rektörümüze şunu söylemek istiyorum. Elazığ'daki siyasetçiye şunu söylemek istiyorum. Biz uluslararası opin liderleri, yani kanaat önderleri, özellikle MIT, özellikle London of School, ondan sonra King College Londra, buradaki hocalarla tek tek ben görüştüm. İnşallah bunlarsa sponsorlu vasıtasıyla bunları Elazığ'a getireceğiz ve bunlar bizim buradaki yüksek lisans doktora öğrencilerimize bir üstatlık yapacaklar. Şimdi bu kadar uluslararası opiniden ders alan bir akademisyenin ne kadar nitelikli olacağını siz takdir edin. Siz yani yurt dışından buraya tabii, akademisyen getireceksiniz. Çünkü ama şöyle bir dezavantajıyla karşılaşmayacak mısınız? Yani burada şöyle, mesela bizim Elazığ'daki, Elazığ'daki akademisyenlerin de profilini yükseltmemiz lazım. Anladım. Ama burada biz mesela Elazığ'ın bulunmuş olduğu, yani doğu bölgesinde olan bir il olduğu için bir de bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Mesela üniversitedeki hocalarımız belirli bir seviyeye geldikten sonra Elazığ'dan batı şehirlerine gidiyorlar. Yani yurt dışından gelen hocayı siz buraya verdiğiniz zaman, getirdiğiniz zaman hoca belki bir hafta, iki hafta, üç hafta burada kalacak ama o kendi beklentilerinin burada olmadığını görünce şehri terk edip gitmez mi? Şimdi opin liderler burada mukim olmayacak, kalıcı olmaz. Haftada bir gün derse gelecek. Veya ayda bir gün derse gelecek. Ya da nitelikli ya, akademisyenlerin, nitelikten kastım şu, yani en azından şehirde kalmasını da sağlayacaksınız o zaman bu kurulacak enstitüyle birlikte. Bakın şartlar ben size şunu örnek vereyim. Ben Veteriner Fakültesi'ni 82 giriştim. 82 mezunum. 82'de Ankara Veteriner Fakültesi'nin hocalar gelirdi uçakla. Bize ders verirlerdi. Aynı gün tekrar dönerlerdi. 1982'ye kadar Veteriner Fakültesi'nin hemen hemen tüm dersleri Ankara Veteriner Fakültesi'nin gelirdi yani.
O nedenle bu bir modeldir dünyada. Hı hı. Şimdi bakın, akademisyen en büyük şeyi paradan ziyade kendi bilgisini, becerisini anlatabilecek iklim olması lazım. Hı hı. Biz burada Harput Yüksek Teknoloji Üniversitesi'nde gelen hocalara yüksek düzeyde onur edeceğiz. Hı hı. Şimdi bunlar tabii kalıcı olamaz Furkan Bey. Gelecek, bir gün kalacak, tekrar gelecek. Burada da ayda bir gelecek. Yine bir olumsuzlukla karşılaşabilir miyiz? Yani sesi düşünüyorum. Mesela Fırat Üniversitesi'nden akademisyenlerimizi buraya aktaracağız dediniz ya. Bu defa Fırat Üniversitesi'nin gücünü hafifletmiş olmaz mısınız? Hayır. Gücünü azaltmanız olmaz mısınız? Siz doğurgan bir ikliminiz varsa, doğurgan bir toplumunuz varsa, doğurgan bir anneniz varsa, bir çocuk aldığınız ikinci de yapar. Üçüncü, dördüncü bir. Bakın, canlılarda şöyle bir şey var. Doğurganlık arttıkça doğurganlık artar. Şimdi biz zaten Fırat Üniversitesi, siz bakın bu çevrede kaç tane veteriner fakültesi var? Van, değil mi? Hı-hı. Van veteriner fakültesi, Kars veteriner fakültesi, Urfa, hatta Konya, hatta Elazığ tıp fakültesi. Bakın Furkan Türkiye'de Bey. Türkiye'de akredite edilmiş ilk veteriner fakültesi bakın, Fırat Üniversitesi. Hatta Fırat Üniversitesi tıp fakültesi. Şu anda bunların tüm akademisyen Elazığ veteriner fakültesine gitmiştir. Hı-hı. Mesela Fırat Üniversitesi'nin anatomi, histoloji, parazitoloji, fizyoloji, biyokimyanın hocaların tamamı Elazığ Veteriner Fakültesi'nden gitmiştir. Kars Veteriner Fakültesi'nin kurucu dekanı Elazığ Üniversitesi'nden gitmiştir, Fırat Üniversitesi'nden. Van da öyledir, Konya da öyledir. Bakın siz... Aslında özür dilerim, yani diyorsunuz ki enstitü aynı zamanda Fırat Üniversitesi'nin var olan şu anki işlevini daha da arttıracak ve daha fazla akademik anlamda insan... üretimine de katkı tabii sunacak. Biz şu anda oradaki en üst düzeydeki akademisyen bünyeye katacağız. Hı hı. Zaten alttan yetişiyorlar. Peki. Bir de onların önünü açmış olacağız. O zaman yeni kadrolar da tabii ki zaten öyledir. Yani biz siz bakın siz belli bir maksimum seviyeye gelen insanları daha maksimum seviyesi taşımanız lazım. Hı hı. Bakın üniversitenin potansiyeli bellidir. Eğer enstitü bir araştırma değilse bir üzere çıkamazsınız. Bu kere arayış haline gider. Hı hı. Buradan kalkar Almanya'ya gider. Amerika'ya gider. Veya işte teknik üniversiteye gider. Veya Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü'ne gider. O nedenle biz bu insanları burada korumamız lazım. Ve bundan standartı artıracağız. İşte bunlar hepsi patent üretecek. Ama burada şehir de çok önemli. Yani yaşanılan şehirde göz ardı etmemek lazım. Şimdi ya biz Elazığ... şu an beyin göçü veriyoruz. O da ya. Giden hocalarımızın birçoğu diyor ki Elazığ'da yani bir yere kadar diyorlar. Hı hı. Para kazanıyoruz ama harcayamıyoruz diyorlar. Bence yanlış düşünüyorsun şöyle. Ya ben bunu düşünmüyorum. Hocalar mı söylüyor? Giden hocalar söylüyor. Elazığ'ın son 20-30 yılda maalesef sosyo-kültür olarak gerilemiştir. Bu musikisi olarak, sosyal hayat olarak. Bakın 1970'te Elazığ'da 5 tane sinema vardı biliyor musunuz? Biliyorum. Açık sinema, çiçek sineması sinema, vardı. Bölgedeki ilk Renk sinema maden vardı. İlçesinde vardı. Saray sineması vardı. Daha öncesinde yaklaşık 90 yıl önce madende sinema vardı. Bakın, evet. Tenis kortları vardı. Bakın saray sineması sadece yabancı film oynatırdı biliyor musun? Türk filmi oynatmazdı. Gölcük sineması sadece Türk filmi oynatırdı. Ve bu kendi alanında bir uzmanmış. Ve o bölgenin tüm insan sinema seyretmeye buraya gelirdi. Bizim açık hava konferans salonlarımız da konserimiz vardı. Açık hava şeylerimiz vardı. Nedir onun adı? Musikilerimiz vardı. Aile şeyimiz vardı. Şu andaki heykelin karşısındaki. Aile Çay Bahçesi'nde konserler olurdu. Evet. Bizim halk eğitim vardı. Bakın orada her yani gün... Yani burada gerileme olmuş yani. Hocalar da bunu görünce gidiyorlar evet, yani. Evet. Peki neden gerileme oldu? Çünkü nitelik azaldı yani. Üretimdeki nitelik azalınca böyle oluyor. Yani ekonomi sosyal ve kültürel hayatı da etkiliyor diyebiliriz. Bakın Elif Hanım, ekonomi o kadar önemli ki insanın imanına taalluk eden bir şeydir. Bakın bugün LGBT var değil mi? Bu nedir? Aslında fıtri bir olay değildir yani. Bu ekonomik bir konudur. Yani bakın LGBT'yi dayan siyonizm bu insanlara medyada, bu insanlara siyasette, bu insanlara sanayide iş verdikçe herkes o bölgeye doğru gidiyor. Evet. Ama biz üretimi artırırsanız ahlakı düzeltiriz. Üretimi artıramazsanız nitelikli üretimi ahlak problemi çözemezsiniz. Nitelikli üretimi artıramazsanız hukuku çözemezsiniz. Üretimi artıramazsanız insanın geliri artıramazsanız depreme dayanıklı ev yapamazsınız. Üretim böyle bir şey. Evet. O nedenle biz önce üretimi artıracağız. Bakın üretim deyince fason üretimi demiyorum, nitelikli üretim. Zenginleştireceğiz, refah huzuru artıracağız ve böyle olacak yani. Şimdi siz zorunlu ihtiyacını karşılayan bir insandan hayatın estetik boyutu olan sanat, kültürü bekleyemezsiniz. Nasıl olacak bu iş? Yani karnını doyuran bir insanı nasıl derseniz gene resim yapın, musiki icra edin, edebiyat yazın. Olmaz ki.
Onun için birinci önemli, üretimi artıracağız. Nitekli üretim. Buradan çıkacak geliri de adil paylaştıracağız. Zenginle fakir arasındaki uçurumu biz ona terapotik endeks diyoruz. Daraltacağız. Peki. Birbirine yakın olacak yani. Evet. Onun için ekonomi bu işin temelidir. Onun için projelerimiz ekonomiyle ilgili. Efendim peki Elazığ ekonomisine baktığımız zaman elbette ki yeraltı kaynaklarının kullanımı, doğal ve beşeri faktörler çok önemli ama en önemli pay aslında tarım ve hayvancılık. Özellikle geçmiş yıllardaki üç tarafımız sularla çevrili olmasına rağmen maalesef çok verimli ovalarımızı sulama sorunu yaşadığımız için bir türlü istediğimiz seviyeye getiremedik. İşte dönem dönem ovaların sulanması noktasında çalışmalar yapıldı. Şimdi bir kısmının sulanabilen olanları var ama siz mesela Uluova ve Kuzova başta olmak üzere ovaların sulanması noktasında kısa, orta ve uzun vadede ne tür bir çalışmayla ovaların tamamını suyla buluşturacaksınız? Yani bu Elazığ'ın bence en temel problemi ve en hızlı çözülmesi gereken problem. Şimdi bakın Elazığ'ın tamamında 286 bin hektar bir tarım arazimiz var. Ve bunun yaklaşık 158 bin hektarı tarımsal üretimde kullanılıyor. Bakın bu 158 bin hektarın %66'sı 1990 yıllarında sulama projelerimize, özellikle tabi bunun 35 bin hektarı Ulova'dır. Eyüp bağlarındaki pompa %100 kullanılıyordu. Şu anda Elazığ'ın tamamı susuz tarım. Aslında geçmişte çözülmüş bir problem, bugün işinden çıkılmaz hale gelmiş. Çözülmeyi bekleyen bir problem. Biz ne dedik? Bizim Cumhur İttifakı'nda yanlışları düzelteceğiz. Şimdi burada AK Parti hükümeti ve onun bakanları Elazığ'ın ovadan susuzluğu yapma yanlış bir şey yaptılar. Şimdi biz bu yanlışı düzelteceğiz ve çözeceğiz. Nasıl çözeceğiz? Bakın birinci aşamada şunu yapacağız. Gelir gelmez şu anda Eyüp Bağları pompa istasyonu hızlı bir şekilde faaliyete geçireceğiz. Zaten Kuzova 1, Kuzova 2 pompa istasyonlarımız var. Buradan zaten hızlı bir şekilde bir bitti, iki de bazı problemler, onu da bitireceğiz. Ama en önemli konu biz pompa istasyonları faaliyete geçirirken yeraltı döşemeleriyle o kanaletler vahşi taşımayla, yani kanal sisteminde yeraltı döşemeleriyle %100'ünü yağmurlama ve damlama sistemi yaparak buradan su tasarrufu, enerji tasarrufu yapacağız. Enerjiyi nasıl karşılayacaksınız? Evet, çok güzel bir soru. Şimdi biz ne dedik? Türkiye'nin şu anda kurulu gücü ne kadar? 101 bin megawatt. Biz şu anda 380 bin megawatt güneş enerjisinden bir ülke enerjisine, yani şu andaki mevcut enerjinin 4 katı kadar enerji koyacağız. Kısa vadede bu enerjinin tamamını çiftçilere biz ücretsiz vereceğiz. Niye? Çünkü üretmiş olduğu ürünün katma değeri şehir ve ülke için çok daha büyük. Ha, bedava su vereceksiniz o zaman. Bedava elektrikli. Bunu yapacağız. Anladım. Bu kısa vadede. Yani bunu maksimum 2 yıl içerisinde bitireceğiz. Peki ondan sonra ne yapacağız? Şimdi tabii enerji maliyetini düşürmemiz lazım. Peki bunun enerji maliyeti nasıl düşecek? O zaman burada cazibe sistemi kullanmamız lazım. Çünkü bir pompa maliyetten kurtarmamız lazım. Nasıl yapacağız? Şimdi bakın, Yarımca Ovası için söyleyeyim. Beyhan 1 ve Beyhan 2 barajlarımız var. Beyhan 1 şu anda faaliyette, Beyhan 2'de hazırlıklar yapılıyor. Biz orada imtiyaz sözleşmesi sadece enerji. Şimdi o firmalarla oturup konuşacağız. Ben bir ön görüşme yaptım. Biz orada sözleşmede enerji kaybındaki maddi kaybı neyse biz onu karşılayacağız. Karşılığında biz oradan su çekeceğiz ve Yarımca'nın problemi çözeceğiz. Peki Ulova, Kuzova'yı nasıl çözeceğiz? Şimdi Ulova ve Kuzova'yı özellikle orta vadede hızlı bir şekilde Ovacık bölgesinde bizim bir baraj inşa etme zorunluluğumuz var. Çünkü oranın kotu daha yüksek ve su kaynakları çok fazla. Hem orada sulama hem enerji üretecek. Ama asıl büyük problemi Birleşik Barajlar Projesi ile çözeceğiz. Bakın Birleşik Barajlar Projesi nedir? Şimdi şunu yaklaştırabilir miyiz? Evet, arkadaşlarımdan hemen isteyelim. Bu bir tek Elazığ'ın problemi çözecek, Türkiye'nin problemi çözecek. Şimdi bizim yüksek kottaki barajlarımız var. İşte Alpaslan 1, Alpaslan 2, Beyhan 1, Beyhan 2 gibi. Şimdi burada maksimum su seviyesi hangi aylarda oluyor? Nisan, Haziran ve Mayıs aylarında. Yani su yağışlı dönemlerde suyu savaklarla deşarj etmek zorundasınız. Yani boşa akıtmak zorundasınız. Tabii. Ama biz burada bakın şöyle bakar mısınız?
Bakın tüm planlamalar yapılmış. Haritalar görüyor musunuz? Bakın görüyor musunuz? Tüm barajları. Hemen, evet arkadaşlarım. Görüyor musunuz? Evet. Bakın. Şimdi biz bu barajlardan, yüksek kotlu barajlardan alçak kotlu ovalara suyu ve o seviyedeki barajlara su transfer edeceğiz. Hem bu suyu, çünkü özellikle Türkiye'nin İç Anadolu bölgesindeki ovalar Nisan, Mayıs, Haziran'da yüksek oranda suya ihtiyacı var. Ve bu boşa giden suyu biz bu alanlara, fazla olan barajlardaki suyu buralara aktaracağız. Hem burada enerji elde edeceğiz kot farkından dolayı. Hem de sulama. Hem de sulamaya kullanacağız. Ama barajlarda artık yeterince su var mı ki? Tabii ki. Yani. Bakın çoğu yıl susuzluktan da sürekli kuraklıktan bahsediliyor. Hayır hayır. Bakın ya. Kevan Barajı, Karakaya, Atatürk Barajı, Alparslan Barajı, Beyhan 1, Beyhan 2. Çünkü dolduğu zaman savaklarla boşaltmanız lazım. Çünkü taşıyamaz. Ve bu yağışlı mevsimin tamamında olduk. En az 3-4 ay su boşa gider yani. Evet. Çünkü yoksa yani taşkınlık olur. Peki bu boşaltacağımıza nereye yapacağız? Alt kotta barajda yetersiz su olan bölgelere aktaracağız. Bununla ilgili proje gerçekten çok büyük proje. Bunu yapacağız. Bu, yani siz mesela Keban Barajı'ndan suyu nereye aktaracaksınız? Mesela İç Anadolu'daki bölgelere. Bakın Keban Barajı'nın kotu ne kadar? Şu anda 1200 metre. Ama İç Anadolu'daki ovalarımız susuzluktan kıvranıyor. Konya Ovası mesela atıyorum. Kaç seviye? O zaman kapağı açıp suyu Konya'ya doğru mu? Tabii ki kanal açacağız. Her kanalda bir jeneratör koyacağız. Orada da enerji üreteceğiz. Yer altından mı götüreceksiniz? Tabii ki. Peki. Zaten şu anda evet, sizin doğal gazı nasıl yapıyorsunuz? Veya petrolü nasıl getiriyorsunuz yani? Yer altına tüneller getiriyorsunuz. Türkiye'de Kıbrıs'a yer altından içme suyu da gönderiyoruz. Tabii ki. Evet. Bakın bunun tüm, yani bakın bu bir söz değil yani. Bunların hepsi planlamaları yapılmış. Peki. Haritaları çıkarmış. Bunu Konya'ya göndermeden önce şey yapsak, Elazığ'daki ovalara aktarsak? Tabii Alparslan işte. Ama problem şu, Elazığ'daki barajlar ova aramızda oval aleyhine bir kot yüksekliği var. O nedenle sulamayı bizim yüksek, mesela Beyhan 1, Beyhan 2'de olacak ve Alparslan 1, Alparslan 2'deki sularla yapacağız. Onlar da biliyorsun Murat Nehri üzerinde yapılan şeyler. O nedenle uzun vadede bir tek Elazığ'ın ovaların problemi değil. Çünkü bölgenin. Biz bakın eğer suyla bulaştıramasak bitkisel üretimi artıramayız. Bitkisel üretimi artıramasak hayvancılık ve et problemi çözemeyiz. Bakın Türkiye'nin problemi, en önemli problemi önce ot problemi çözmemiz lazım. Ot problemi çözemezseniz et problemi çözemezsiniz. Bugün Türkiye'deki hayvanların beslenmesine kullanılan mısır, soya, korunga gibi ürünler hep ithal ediliyor değil mi? Niye? Çünkü bizim meralarımız hayvan otlatmaya müsait değil, büyükbaş hayvanı. Ama biz Türkiye'de üretirsek bunları ve bu ithalat olmayacaktır. Hem maliyet düşecektir hem de Türkiye'nin tarımsal üretim artacaktır. O nedenle önce ot problemi çözeceğiz. Ot problemi çözeceğiz. Sulamayı çözeceğiz. Sulama çözmeden siz bitkisel üretim artıramazsınız. Bitkisel üretim artmadan hayvansal üretim artmaz. Hayvansal üretim olmadan da her şeyi ithal edersiniz. Evet. Bakın Almanya'da bugün etin kilosu ne kadar Elif Hanım? Tahmin edin ne kadar? Kesin bizden daha ucuzdur. 4 euro. Ne kadar 4 euro? 80 TL değil mi? Türkiye'de 80 TL yiyebiliyor musunuz Furkan Bey? Yok yiyemiyoruz. Niye yiyemiyorsunuz? 300 lira. 200 lira. 290 hayır. Kuşbaşıydı galiba. Hayır hayır niye yiyemiyorsunuz? Hayvan yok diyorlar. Hayır ondan değil. Çünkü Avrupa'da mera besici yapıyor. Hayvan 12 ay merada otluyor. Ama bizim meralarımız verimsiz meralar. 1-2 ay hadi otlayabilir. Ondan sonra kapalı yerde besleyeceksiniz. Veteriner. Kapalı bina. Isı. Öyle değil mi? Merada kaldı mı o da muamma tabii bu süreçte. Tabii ki. Onun için bu problemi halletmenin tek yolu bizim ovaları suya buluşturup bitkisel üretimi artırıp ve hayvan üretimi artırmak. Ben bu su konusunda ilk bir şey daha Elif Hanım müsaadenizle size vakti de tasarruflu kullanmak isteriz. Çünkü birkaç sorumuz daha olacak şeylerle ilgili projelerle. İçme suyla ilgili, Elazığ içme suyla ilgili bir projeniz var mı? Çünkü şu an Elazığ içme suyu bakın, problemi zaten, sulamadan daha sulu. Yani şu andaki tüm belediye başkanlarıma söylüyorum. Şükrü Kacar dahil. Behçet Susmaz dahil. Bunu Mücahit Bey, Hamza Bey de çözemedi maalesef. Bizim arkadaşımız. Mücahit Bey dahil, Süleyman Bey dahil. Ya bugün kuyulardan, keson kuyulardan, kuyulardan su almak kadar ya ilkel bir durum yok. Çünkü bakın yer üstü sular sağlıklı bir su. Ya Keban Barajımız var.
Karakaya barajımız var. Hayır, içme suyu ile ilgili Hamza Bey barajı yapıldı yani. Hayır, tek baraj değil. Hamza ya burada enerji problemi olsa bile. Mesela 2050 yılına kadar Elazığ'ın içme suyu ihtiyacı karşılanacak denildi. Ama 2023 yılında açılmasının üzerinden 2 yıl geçtikten sonra barajda su bitti. Ya bilemem. Ya bakın o ya hani olmasa. Bu çok önemli bir konu yani. Hamza Bey baraj olmasa bile yanlış yer, anladığım kadarıyla yanlış yere projelendirmişler. Evet. Bakın bu niye? Çünkü bakın bu bilimsel düşünmüyorsunuz. Sizin bilimsel, bakın bilimsellik böyle olur. Ne dedik biz? Ya bilimselliği ben düşünmeyeceğim, onu siyasetçiler düşünecek. Başka mı? Ben de onu diyorum. Ben de diyorum o şey. O barajı oraya yapımına kim karar verdiyse. Diyorsunuz bakın, ki biz bilimsel bakın, olarak koymuşuz bakın, verileri. Bakın bilimsel, bunun nokta noktalarını belliyorsunuz. Bunun yıllık fizibilitesi yapılmış. Sahada çalışmışsınız yani. Bu bizim görevimiz değil. Ama ülke için bunu yapmak zorundayız. Peki bilimsel olarak Elazığ'ın içme suyu proje problemini nasıl çözeceksiniz? Ya bakın çok basit. Karakaya barajımız var. Keban barajımız. Baraj göllerinden alıp. Bakın burada enerji maliyeti var. Ya bakın bu maliyette olsa bile sağlıklı su içmek için yerüstü suyu vermeniz lazım insanlarımıza. İçme suyu kalitesi açısından. Ya enerji maliyetini katlan kardeşim, ya ne olacak yani. Ama uzun vadede dediğiniz gibi cazibe sistemiyle Hamza Bey olmasa ya Elazığ'ın çevresinde ve illerinde ben ne kadar saydım? Peri suyu, Karasu, öyle değil mi? Munzur, öyle değil mi? Fırat, Murat. Ya ne kadar sayıyorum? Çaylarımız var. Ya bu kadar kaynağı verimi çeviremiyorsunuz. Gerçekten tuhaf bir şey durum ya. Peki. Yani burada kalan vakti özür dilerim ama diğer projeler var. Evet. Madenlerle mesela geçtiğimiz aylarda vakti tasarruflu kullanmak isteriz. Maden içerisinde çok büyük bir rezerv bulundu. Ama biz bu rezervin bulunmasına çok da sevinemedik. Çünkü işte ferikrom da yıllardır Elazığ'da faaliyet yapıyor. Elazığ'ın pek bir faydasına göremiyoruz. Üretilen maden alıp gidiliyor burada. Başka yerlerde işleniyor. Mesela bu sizin de bazı söylemlerinizde işte Elazığ'daki madenler Elazığ'ın gelişmesine engel olmuş gibi bazen açıklamalarınız var. Maden konusundaki düşünceleriniz nelerdir? Yani bizim yeraltı kaynakları, zenginliklerimizle ilgili. Evet. Altın var, gümüş var, bakır var, demir var. Şöyle. Simli kurşun bile şimdi, var. Şimdi birinci oturumda söyledik. Biz madenlerimiz cevher olarak satışını yasaklıyoruz. İşleyip satacağız. Şimdi bizim maden bölgenin madenini bir firmaya 2 milyar TL ihale ettiler. Doğru mu? Evet. Peki bu arkadaş 2 milyar TL ne yapacak? Burada bir bakırın nitelikli bir ürün haline getirip fabrika mı kuruyor? Hayır. Öyle değil mi? Şu an öyle bir şey görünmüyor. Zaten ihalenin mevzuatı, şartnaması öyle değil yani. Siz madeni alıyorsunuz, kendi bazı mesela bakır fabrika o firmanın işte Karadeniz civarında, oraya transfer edeceksiniz, orada üretip götüreceksiniz. Elazığ'a bir katma değeri yok. Ve yurt dışına ihraç edeceksiniz. Cevher olarak. Biz bu cevherleri yasaklıyoruz. Kardeşim, siz bu madencilik yapacaksanız bakırı nitelikli ürün hale getireceksiniz. Krom varsa nitelikli ürün hale getireceksiniz. Paslanmaz çelik yapacaksınız. Şunu bunu, nikel kullanacaksınız öyle, kobalt öyle kullanacaksınız. O nedenle bir defa geldiğim zaman şu anda bu sözleşme yapan firmalar da bu ürünü zaten cevher olarak satamayacaklar. Oturacağız. Baştan bir şartname mi hazırlayacaksınız? Ya da hayır, şartname gerek yok. Zaten devlet bunu yapmak yasaklıyor. Zorunda. Yani o zaman kime satacak bunu? Gelecek ya kendisi yatırım yapacak. Biz diyecek kardeşim siz burada nitelikli üretim yatırım yapın. Paranız yetiyor mu? Yetmiyor değil mi? Bakın mesela Elif Hanım. Bundan birkaç ay önce Seydişehir Alüminyum Tesisine bir teşvik programı verdi. Teşvik ne biliyor musunuz? Bakın size söyleyeyim. Ben bu teşviki Elazığ'a verirsem Elazığ'da tüm madenlerimi inovatif hale getirebiliyorum. Peki. Söyleyeyim mi? Bu bakın Cumhurbaşkanı kararnamesi çıktı. %100 gümrük vergisi muafiyeti. KDV istisnası, KDV iadesi. Bakın hem istisna hem KDV iadesi. Vergi indirimi %100. Peki. Bir şey söyleyeyim. Yatırma katkı, siz 10 milyar dolar yatırım yapacaksınız. %85'ine devlet yatırım yapıyor. SSK prim işveren sitesini tamamen devlet ödüyor. Nitelikli personel desteği. Biz ne dedik? İnovatif ürünlerde 7500 adam çalıştıramazsınız. 25 katı fazla veriyor. 25 katı ne yapar? 250 bin lira. Tabii. Siz 250 bin lira bakın. Yapıyor işte. Bundan 2 ay önce peki. Cumhurbaşkanı. Bunu yapacağız. Bunu yaptıktan sonra mevcut firma da yatırım yapabilir. Yapmıyor musun kardeşim? Zaten ham maddeyi bana vereceksin. Ben yaptırırım yani. Ya ben yatırım yaparım. Veya yapacak bir baba yiğit buluruz yani. Peki. Bu hiç problem değil. Efendim gübreyle ilgili de söylemleriniz vardır. Çünkü biliyoruz ki fosfat, yani bildiğim bir Mardin'de bir gübre fabrikası var.
ham maddesi fosfat olduğu için ve orada çıktığı için. Şimdi gübre kullanımı da çok önemli. Dışarıdan da alıyoruz gübreyi. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Dediniz ki birinci bölümde gübre fabrikası da açacağız. Şimdi bizim Sirce'de 1970 yılında Azot sanayimiz vardı. Burada DAP gübresi üretiliyordu ve bölgenin taban gübresi ihtiyacını karşılıyordu. Bunu 2004'te kapattılar. Yerini hapishane yaptılar, biliyor musunuz? Siz üretim yerini kapatıyorsunuz. Türkiye'deki bari park yapsaydınız. Türkiye'deki yani. Ekonomik ekonomik suçların, yani sosyal problemlerin nedeni ekonomi. Ve bunu hapishane açıyorsunuz. Bakın 2002'de bizim hapishanede sayımız 199 adet. Şu anda 430 adet Türkiye'de hapishane var. Tutuklu ve ceza, yani hükümlü sayımız ne kadar biliyor musunuz? 190 binken şu anda 430 bin hükümlümüz var. Kapasite ne kadar? 280 bin. Yani şu anda hapishaneniz tıklım tıklım. Bu problemi nasıl çözeceksiniz? Üreterek çözeceksiniz. Bakın burada görüyorsunuz. Şimdi Türkiye dünyada en zengin linyit ataklarına sahip. Problem ne biliyor musunuz? Düşük kalorili. Ve bunu enerjide kullanamıyorsunuz. O nedenle 9 kalori altındaki linyitleri biz sıvı gübrede kullanacağız. Niye? Bu organik bir yapı. Hümik asit, leonardritten hümik asit. Hümik asit toprağın hem kalitesini artırıyor hem de verimini artırıyor. Şimdi bizim bu bölgede, Bingöl bölgesinde ciddi anlamda, Karlova bölgesinde düşük kalorili linyit yataklarımız var. Ve biliyor musunuz? Kepan Holding 1992'ye kadar o bölgenin linyit işletmelerinin imtiyaz sahibiydi. Ama işletemediler. Kepan Holding'imizi kapattılar. Kapandı. Ve o linyit imtiyaz hakları başkasına geçti. Biz o bölgenin tüm linyitlerini Elazığ Sivrice'de yine hapishane yerinde tekrar üretim üstüne geleceğiz. Sıvı gübre yapacağız. Bakın. Hapishaneyi kapatıp fabrikaya çevireceğiz. Kapatmayacağız. Mesela. Yani başka bir şey çevireceğiz. Tabii ki yıkacak falan değil yani. Bakın biz sıvı gübrede ne kadar? 2 milyar dolar. Bakın 2 milyar dolar. İşte şurada da şey var. Nedir onun adı? Pardon, şurada. Bu da projemiz. Sivrice'ye aşağı yukarı 10 milyon dolar bir yatırımla ilk etapta 100 bin ton yapacağız. Türkiye'nin şu andaki gübre açığı, yani ürettiği de açığı, ki üretilen de %80 ham maddesi dışarıdan getiriyorlar. 2,5 milyon ton. Ve bunu Türkiye'nin değişik bölgelerinde sıvı gübre fabrikaları kurarak Türkiye'nin hem bu gübredeki açığını kapatacağız, hem de ucuz miktarda ve nitelikli gübre ihtiyacını karşılamış olacağız. Ama Sivrice'mize buradan müjdesini veriyorum. 220 kişilik bir istihdam yaratacağız. Ama bunun yanında bu yetmiyor. Tarımsal inovasyon merkezini kuracağız. Ve bizim tarımsal ürünlerimizi endüstri boyutta, özellikle dondurulmuş gıda, kurutulmuş gıda ve diğer işte hayvansal gıdalar konusunda katma değerli ürün üretilmesi konusunda ciddi anlamda çalışmamız olacak. Evet. Son 6-7 dakikamız ama şimdi biyoteknolojiyi de çok belki çok kısa biyoteknolojiyle ilgili belki çok kısa bir şey ifade edebilirsiniz sonra ya tamamlayalım. Bu aslında var ya bir şey söyleyeyim ya, bu Türkiye'nin dramatik bir şeyi. Biontech firması pandemi döneminde 110 milyar dolar ihracat yaptı. Elazığ Viroloji Enstitümüz vardı. 1947'de kuruldu Kurkan'da, biliyor musun? 1961'de elemanları yetiştirdik, eğitim. 1961'de biz at vebası ürettik, aşı ürettik. 1965'te kolera salgın çıktı Irak'ta. Biz burada 3 milyon doz, Sağlık Bakanı buraya yetki verdi. 3 milyon doz kolera aşısı ürettik ve Irak'a ihraç ettik. Ve Newcastle aşısını ürettik. Bu kanatlı hayvanın en büyük hastalık. Bakın bundan 2 ay önce, pardon 1,5 ay önce Tarım Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve ben firmam, biyotek firmasının genel müdürü olarak biz bir Zoom görüşmesi yaptık. Bugün sırf kanatlı aşısı Türkiye'nin ithal 200 milyon dolar. Siz eğer kanatlı hayvanlarda, tavukçulukta, yani et ve yumurtada artmak istiyorsanız bugün bölgenin en büyük bu konuda yatırım yapan ülkesi Türkiye Cumhuriyeti. Ama sağlıklı yapabilmek için siz yumurtadan civciv ve erişkine kadar sürekli koruyucu aşılar yapmak zorundasınız. Sırf burada 200 milyon dolara biz buna katkı yaparız. Ya Elazığ'ın ihracatı 330 milyon dolar. Bunun %90'ı bizim cevher. Biz sadece burada viroloji enstitüsünü, biyoteknoloji enstitüsü aşı yapsak, minimum bakın sırf kanatlı yapsak aşısı 200 milyon dolara Elazığ'a katkı yapıyor. Ve bu 200 milyonun tamamı Elazığ'a kalacak.
Biz burada çok iddialıyız. Yani bakın 110 milyar dolar bir biyontek yapıyorsa, biz Türkiye şu anda ihracatı 254 milyon milyar dolar. Biliyor musunuz? Euro olarak ne kadar? Ne kadar? 230 milyar euro. Biz 230 milyar euroyu çok daha fazla yapabiliriz. Bakın bu hayal bir şey değil. Biontech dediğiniz bu bina kadar bir yer ya Allah aşkına yani. Bizim viroloji enstitümüzü kapatacaklardı. 1947'de kurulmuş. Geldiler kapattılar ya, kapatacaklardı. Şu anda zaten sadece gıda kontrol üniversitesi. Yani orada şu anda aşı üretilmiyor. Bizim oradaki hafızamız da kayboldu. O nedenle bu yanlışları ne yapacağız? İşte bakın bu tabakat metninde bu yanlışları düzelteceğiz. Bu AK Parti'nin de lehine bir şey. Ya arkadaş bu kadar yanlış yaptın. Ancak bunu biz düzeltebiliriz. Bizim burada veteriner fakültemiz var mı? Var. Tıp fakültesi var mı? Var. Fen fakültemiz, zooloji, biyoloji, botanik var mı? Var. Ya arkadaş bu biyoteknolojinin gerekli olan insan kaynağımız da var. Viroloji enstitüsünün bir sürü doku kültürleri var. Biyokimya şeyler var. Hafızası var. Biz hafızayı ne yapacağız biliyor musunuz? Alacağız. 2-3 yılda biz burada Türkiye'nin en büyük biyoteknoloji enstitüsü yapacağız. Bir şey daha söyleyeyim. Bakın biz bunu bir tek etmiyor. Ve biz bunu Urfa'da yapacağız. Evet, bu da biyolojik ürünleri yapacağız. Buradaki katkımız 2 milyar dolar. Bu kadar. Bakın Elazığ için de çalışıyoruz, Türkiye için de çalışıyoruz. Evet, tabii. Artık son soruyu sormuş olalım. Evet. Şimdi tüm bu projelerinizi anlattınız, kendinizi ifade ettiniz. Netice itibariyle de bir seçim sürecine içerisindeyiz ve Elazığ'dan da adaylarınız var. Ben aday değilim. Yok, adaylarınız var. Elazığ'dan da adaylarınız adaylarımız var. Evet, adaylarınız var. Adaylarımız var. Yeniden Refah Partisi Kurucular Kurulu üyesi olarak Elazığlı vatandaşlar neden Yeniden Refah Partisi'ne sizin adaylarınıza oy versinler, size neden destek olsunlar? Kısaca bununla toparlayıp tamamlayalım isterseniz. Bakın, Elazığ kadim bir şehir. Harput Osmanlı zamanında Türkiye'nin 3. ve 4. büyük şehri. Bakın burası bir ilim yuvasıdır. Şimdi Diyarbakır'ın en büyük kapısı nedir? Şu anda Dağ Kapı diyor. Eski adı ne biliyor musun? Harput Kapısı. Bakın ilim oradan giriyor ve doğuya ve batıya oradan yayılıyor. Biz tekrar Elazığ'ın bir sanat, bilim ve kültür merkezi olmak istiyorsanız, Elazığ'ın en nitelikli ürünlerin üretilmesi istiyorsanız, Elazığ'ın en nitelikli beşeri sermaye birikimi olan bir şehir istiyorsanız, Elazığ huzurlu, refah içerisinde zengin bir şehir istiyorsanız ve Elazığ'ın Harput kültürünün Türkiye için model bir şehir olmasını istiyorsanız, Yeniden Refah Partisi'ne halkımızın teveccüh etme zorunu değil mi, vermeleri bu şeylerimiz, çalışmamızın hayata geçmesi anlamına geliyor. Bunu biz geçmişte yaptık. Bakın Elazığ'da organik sanayi temelini Erbakan hocamız attı. Biz temeli attık. Bunun üzerine şu anda niteliksiz organik sanayimiz var. Biz bunun üzerine nitelikli organik sanayi bölgesi yapacağız. Bakın DESİAP vardı. DESİAP Devlet Sanayi Yatırım Bankası. Adam fikri var. Müteşebbis, parası yok. Devlet bunu yardım ediyor. Keban oldu ki böyle oldu yani. Ama bugün o imkanlar kalktı. Harput Yüksek Teknolojimiz kuracağız. Bunlar olacak. Bakın görün. Biz 5 yılda Elazığ'ın nasıl zenginleştiğini, Elazığ'ın sosyal kültürel nasıl geliştiğini, Harput Musikisi'nin nasıl geliştiğini göreceksiniz. Ya bakın Elazığ'ın kültürün değil mi? Bakın Elazığ öyle bir kültürdü ki insan açıdan. Elazığ delilerine veli muamelesi yapan bir şehirdir. Biz bu muameleyi ne yaptık? Bakın Diyarbakır, Mardin'deki tüm deliler buraya geldi. Niye? Çünkü o delileri dövüyorlardı, öldürüyorlardı. Ama Elazığ'a geldiler. Sırf korumak için biz onlara veli muamelesi yapıyorduk. Elazığ böyle hoşgörünün yaygın olduğu bir şehir. Evet, o nedenle biz burada Elazığ'ın kültürünü tekrar yeniden canlandıracağız. Elazığ'ın üretimi maksimum seviyede verime çevireceğiz. Zenginleşeceğiz. Bakın zenginleşmenin kuralı şu. Çalış, üret, zengin. Çalışmadan üretmek olmaz, üretmeden zenginleşmek olmaz. Eğer birileri zenginleşiyorsa üretmeden, o zaman orada yoksulluk vardır, hırsızlık vardır, şu vardır, budur vardır. O nedenle biz çalışacağız. 600 bin Elazığ nüfusu. Şu anda bilmiyorum 650 oldu mu? 680. 600 bin kişi çalışacağız. Nitelikli üreteceğiz, zenginleşeceğiz. Ama bu zenginliği adil olarak dağıtacağız. Peki efendim. Bunu yaptığımız zaman en azından nasıl bir şey? Bu 10-20 yıl falan söylemiyoruz. Maksimum 5 yıl. Peki efendim. Evet. Biz size çok teşekkür ediyoruz. Başta seçimlerin ülkemize ve Elazığ'a hayır getirmesini diliyoruz.
projeleriniz var. Hizmet etmek için, şehri ve ülkeyi kalkındırmak için proje hazırlamışsınız. Bu projelerde de sizlere başarılar diliyoruz efendim. Çok teşekkür ederiz. Sizlere ben de çok teşekkür ediyorum. Yalnız Sultan Bey, Elazığ musikisinin bir terennüm etmemiz lazım da. O nedenle tüm siyasetçiler benim size önerim. Ya burada Elazığ olduğunu söylüyorlar. Biz Harput kültürünün temsiz diyorlar. Ya Harput kültürünün alameti farikası bir tane hoyrat, bir tane gazel. Öyle değil mi? Evet. Söyletmez lazım. Söylemeyenlere seçmenin. Hocam isterseniz 30 saniye içerisinde siz bir tane söyleyin. Sizinle başlatalım. Sonra, evet. Bu arada şöyle yapalım. Çıkış anonsunu da yapmış olalım. Sonrasında sevgili Mustafa jeneriği girmiş olsun. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Ortak yayının da sonuna geliyoruz sayın seyirciler. Şimdi söz Sayın Ahmet Hakkı'nda. Şimdi Furkan Bey bu konuda bizi tahrik etti. Siz dedi musiki yapamazsınız. Ben de Elazığlıyım. Her Elazığlı muhakkak musiki aşinadır. Hele Harput kültürü, Harput musiki çok farklı bir şeydi. Ben o zaman bir beyit, yani bir paragraf okuyalım olur mu? Evet, kısa olursa. Özellikle tüm Elazığ hemşehrilerine özür diliyorum. Şu anda sesim akort olmayabilir. Çatalda çıkabilir. Ama alışırsak inşallah Elif Hanım ve Furkan Bey de bize yardımcı olur. Ufak bir şey terennüm edelim. Tabii olur, ki buyurun. Heyecanlı mıyım? Lütfen buyurun. Ya böyle hareketli bir şey olsun Furkan Bey yoksa... Vallahi hareketli vallahi kapatalım isterseniz peki. Hocam. Yani o zaman hoyrat tipi bir şey söyleyelim. Olur olur hocam. Nasıl özellikle Nurettin Artıcıoğlu hocamızın derlemiş olduğu bir şey. Tabii. İndim yarın bahçesine, gül açılmış gül güle, gül açılmış gül güle, yanakları alan olmuş, haber verin bülbüle, haber verin bülbüle. Yanakları alan olmuş, haber verin bülbüle, haber verin bülbüle. Ben seni sevdim seveli, düşmüşüm dinden dine, düşmüşüm dinden dine. Hangi bir derdime yanam, dağlar derdim var benim, çöller derdim var benim.